çok güzel bir yaşanmışlığımız vardı. Ama sonuçta insanların eşleri karşısındaki beklentileri bazen farklı olabiliyor. Ne yazık ki ekran karşısında olmak bazen sadece yorgunluk, uykusuzluk demek olmuyor. Bazen sevdiklerinizden de vazgeçmek durumunda kalıyorsunuz. Ondan vazgeçmek durumunda kaldım. O da benden. Demek ki ölüme kadar değilmiş, arkana kadarmış. Gerçekten sevseydi bence onu anlayabilecek bir kapasitede olacağına inanıyordum. Yani bırakmamalıydı bence. Destek olmasını bekledim. Ve beklediğimin karşılığını alamadım. Ekranların en renkli, farklı, aksiyonu yüksek programı Bu Tarz Benim Ben. Hepinize merhaba değerli izleyiciler. Evet, İstanbul'un hava şartlarına rağmen hepimiz buradayız ve canlı canlı karşınızdayız. Bugün, dünden bugüne sarkanlarla birlikte gerçekten heyecanlı bir program sizleri ve bizleri bekliyor açıkçası. Çünkü biz de her gün burada neler yaşanacağını bilmiyoruz ve yaşanacak her şey karşısında heyecanla birbirimize bakıyoruz. Gerçekten bunlar olmuş mu diye tabii ki genel olarak sevgili arkadaşlardan geliyor tüm bu malzemeler bize. Neler yaşandı, neler oldu? Şimdi dünden beri iki tane konu var özellikle bana yansıyan. Bunlardan biri Aygün'e yapılan evlilik teklifi ve sonrasında Aygün ve erkek arkadaşının, nişanlısının ayrılması hikayesi. Tüm gün boyunca o final görüntülerini bulmaya çalışmış izleyiciler. Bugün tekrar ilerleyen dakikalarda ona döneceğiz. Bakacağız ve acaba bugün ne durumda yine Aygün'ün hali? Suratı biraz, evet, ağlamıyor ama hafif asık bir surat görüyorum ben. Üzülmüşler senin için çok gerçekten. Ve aynı zamanda çiftler arasındaki kutuplaşmadan bir haberim. Zannetmeyin, her şeyden haberim var. Ne oldu daha üçüncü günde? Çiftler ne oldu da birbirine bu şekilde davranmaya başladılar? Bilmiyoruz. Tahmin ediyorum jüri üyelerimiz bugün bu konuyu çözecekler. Çünkü siz sana göre bu puandan kırdım, diğerine göre aslında onun yanında, kurunun yanında yaş misali. Oo, öyle hikayesinde birbirlerine girmişler öyle mi? Aynen. Evet, ama bugün... bu arada ertesi haftada değişecekler. Tabii. O da var. O da yani. Onun için çok önemli. Yani herkesin kendi içinde çok iyi olması lazım. Bugün üç kişisiniz. Sevgili Koko yok. Önceden tarihi belli olan bir seyahati olduğu için şu anda birkaç gün yanımızda olmayacak ve onu özleyeceğiz ve tabii ki heyecanla ve zevkle bekleriz ama onun jüri koltuğunu önümüzdeki günlerde her farklı günde bir farklı jüri üyesi dolduracak konuk olarak. Bu da bizim için başka bir heyecan kaynağı. Hoş geldiniz. Hazır mısınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok, hazırız. Çok iyi. Heyecan nasıl var. Geldik bilmiyoruz bu karda, kışta, kıyamette falan. Vallahi ben geldik. Şöyle olarak söylüyorum. Çok güzel bir akşamüstü, kar yağdı. Bizler burada önümüzde çayımız yok ama çayımız nasıl içiyoruz? O seyircilerimiz de eminim bizleri seyrederek çay keyfi. Biz onların evindeyiz. Onlar da bizim yanımızda. Canlı canlı kar keyfini çıkartıyoruz, evet, diyelim. Harika. Gerçekten öyle. Ay, ben de anneme selam söyleyeyim bari. Anne söyle. Anne, seni çok seviyorum. Kalp de yapacaktın anne. İzliyordu, beni kesin izliyordu. Kalp de yapacaksın. Bir de kalp. Ben de kalp yapayım. Ay çok şekerimiz kalp yapalım o zaman. Anneme. Bütün bizi izleyenlere, sevenlere teşekkürler. Evet. Hazırsak başlıyoruz. İlk olarak Selam ve Barış çifti. Hadi bakalım kırmızı halıda acaba nasıl yürüyecekler? İzleyelim. Ne yapıyorsun? Bir saniye. Asıl sen ya ne böyle yapıyorsun? Çekeyim. Ha, nereye? Çek çek. Barış ne yapıyorsun? Beni çekiyorlar, dur. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Poz veriyorum, izin verirsen. Ben de poz veriyorum, bırak. Barış beni rezil ediyorsun. Ne demek rezil ediyorsun ya? Barış ben Türkiye'nin bir numaralı ses sanatçısıyım. Benim yanımda nasıl poz verirsin? Arkaya geç. Ben olmasaydım hiçbir şeydin. Sen olma şu an yukarıda. Sonra sen olursun yanımda. Ya ben senin erkek arkadaşın değil miyim? Olmak istiyorum, Allah Allah. Barış beni rezil ettin. Niye bu her dakika? Çek çek. Hayır çekmeyin, beni çekin. Lütfen. Barış. Of Barış, hep bunu yapıyorsun ya.
Evet, öne çıkmaya çalışan kız arkadaş ve gölgede kalmak istemeyen sen. Ben. Evet. Nasıl hazırlanıyorsunuz? Arkada nasıl geçiyor her şey? Yani sessiz kaldığımızdan da anlaşıldığı üzere hiç iyi geçmiyor. Biz Barış'la uyumlu bir partner olamadık Ebru Hanım. Aa? Yapamadık yani. Neden? Ya, olmuyor, yapamıyoruz. Olmuyor yani. Ya olmuyor. Kimden kaynaklanıyor peki? Barış, aynalarla biraz barışık bir arkadaşım. Sürekli... Ama tabii Selen gelene kadar aynalarla barışığım. O da şöyle oluyor, 1.30-2 gibi geldiği için. O saatte bir zaten... 1.30-2 gibi gelmiyorum. Bir kere her zaman üstüne basa basa söylüyorum. Burada en erken gelen benim. Bugün yarım saatlik bir gecikmem oldu. Bunu asla kabul etmiyorum. Bir dakika, İkincisi... şunu bir anlamak istiyorum. Sen geç geldiğin için prova mı Onu kabul etmiyorum. Şöyle söyleyeyim, geç geldiği için prova yapamıyoruz. Zaten o sırada saç, bir şeyler olmuş galiba. Yapılıyor. Bir izleyelim, yönetmenimiz söyledi şimdi. Anlatmanıza gerek kalmasın. Bakalım neler yaşanmış. Partnerim Selen'i giyim tarzı olarak beğeniyorum. Ya partnerimin biraz fazla kendiyle ilgilendiğini düşünüyorum. Kendiyle ilgilendiği kadar rolüyle ilgilense belki bugün çok daha güzel bir rol çıkaracaktık. Sürekli onu mu giyeyim, bunu mu giyeyim, şunu mu takayım, bunu mu takayım, gerçekten beni bunaltmış durumda. Fazla zaten samimi davranmıyor. Yani şu yüzden söylüyorum, hani ne kadar samimi davranırsa o kadar birbirimizi tanırız ve o kadar uyum sağlarız. Umarım bu hafta bir an önce biter de başka partnerle yolumuza devam ederiz. Anlaşıldı. Yani az önceki performansınızda da siz gerçeği hikayeye taşımışsınız gibi sanki. Evet. Aynen. Nedir peki? Yani sen çok mu fazla süsüne önem veriyorsun diye sorayım. Ben ya tabii ki bir görsellik gerektiren bir şey ama hani biraz samimiyetsiz buluyorum kendisini. Diğer çiftlere bakıldığında gerçekten birçoğunu beğeniyorum. Yani yalan yok. Bana çok sıcak davranmıyor demek istiyor kendisi. Yani nasıl... Yani hani nasıl söyleyeyim? İnsan tanımaya çalışır. Biraz böyle hani vakit geçirir ki içeride, evet, arkada kulis tarafında böyle hani daha iyi yakalar. Mesela burada bir ufak bir tiyatro gösterisi gibi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hani en azından ben onu tanırım, bilirim ki bir şey söylediğim zaman nasıl bir cevap gelecek. Yani kendini bir şekilde sana karşı ifade etmiyor. Bir şey söyleyeceğim. Ya, yani sen aslında geldiğinden itibaren tüm arkadaşlarınla sana karşı mı oluşan bir ön yargım yoksa senin yarattığın bir şey mi bilmiyorum ama genelde aynı şikayet var senin için. Acaba sorun sende olabilir mi Selen? Ya Ebru Hanım şöyle bir şey söyleyeyim, ben emin olun çok sıcakkanlı bir insanım gerçekten ama yani bu sıcakkanlılığı vıcık vıcık yapma gereği duymuyorum. Yani dozunda ya, düşünüyorum vıcık, her şeyi. Ben sana vıcık, yani vıcık ben seni yeteri kadar... Hayır, sen vıcık vıcık demek istiyorsun demedim. Sen keşke biraz benimle kavga ettiğin kadar beni eleştirdikleri zaman onlarla da kavga etsen belki şu anda çoktan alıp yürümüş gibi. Ama bir dakika şöyle ama. Yani sen korunmayı bekledin Barış tarafından. Bana o güveni vermiyor ki. Ayrı. Sahip çıkmadın yani partnerine. Ben açıkçası 3 gündür sahiplenemedim yani. O hani benim partnerim diyemiyorum yani. Bir kutuplaşma olmuş. Anlaşıldı. Tabii ya, bu oldu, her tabii şeyinize ki yansır ama bilmiyorum. Dönelim bakalım. Eller havada bekliyorlar sizi. Peki çok istedin Can. Can konuşacak şimdi. Ben Selen sıcakkanlıyım dedi ama ben hiç o samimiyeti bulamadım. Dün gerçekten ben Lidya ile partnerim ve partnerimi çok seviyorum. Ablam gibi öyle söyleyeyim. Ben ondan küçük olduğum için. Çok seviyorum. Çok sıcakkanlı. Mükemmel bir karaktere sahip. Partnerime ağza alamayacak bir laf söyledi. Şu an söyleyemiyorum. Lafın yeri çok büyük bir boyutta. Selen mi söyledi? Evet, Selen söyledi. Ben de Selen söyledi. Miyim Ebru Hanım? Ve çok sıcakkanlı olduğunu söylüyor. Burada ben bütün arkadaşlara samimiyim. Hepsine sorabilirsiniz yani. Her çorabıma kadar her şeyimi paylaşırım. Ben böyle bir insanım çünkü. O kadar ben da burada, gerek yok. Ben burada kendimi göstermek istemiyorum. O yüzden sessizim. Ben kısa ve net konuşacağım artık. Cevap verebilir çünkü miyim? Ben konuşmadıkça ezik muamelesi yapıyorlar ve benim yaşımın 19 olduğu için senin konuşmaya hakkın yok dedi. Ben 19 yaşımda buradayım. Tamam. Ben onun yaşına gelince kim bilir nerede olurum. O yüzden vallahi yaş ortalaması diyorum. Genel olarak bizde 19. Ben Ebru işte Hanım, o yüzden bir şey söylemiyorum. Biz dahil olmak üzere. Cevap vermek istiyorum Ebru Hanım. Evet Selen. Dünkü konuya gelince şöyle bir kısacası bir anlatmak istiyorum. Ben dün taksiciyle bir problem yaşadım. Para kolay kazanılmıyor. 5 lira fazla aldı benden. Ben de taksiciyi arayıp dedim ki benden 5 lira fazla para aldınız. Ben o parayı geri istiyorum dedim. Telefonu kapattıktan sonra Can, Lidya ve Savaş kahkahalarla gülmeye başladılar. Dedim ne oluyor, beraber gülelim. Bana dedi ki Lidya, 5 liran yoksa verebilirim dedi. Hiç beklemediğim bir şekilde. Daha sonra Can, sen 19 yaşındasın, senin 30 yaşını merak ediyorum. Senin gibiler yüzünden bu Türkiye'de kadına şiddet oluyor. Ben mi kadına şiddet? Fazlasıyla oluyor. Sen, bir dakika ben bir şey söyleyebilir miyim? Sen bana ne dedin biliyor musun ben bu yaşında? Ben senden büyüğüm. Bana dedin ki, ben konuşmak istiyorum. Bana dedin kadına ki, kes çeneni dedin. Sen kendini ne sanıyorsun dedin evet bana. Evet.
Evet. Kes, bunu söylemeye bana hakkın yok. Bir dakika. 19 yaşına sözlü bir dakika. Sen beni yaşımla izlemezsin, anladın mı? Senin daha karakterin Can... sağlam değil, karakterleri yorumluyorsun. Sen kimsin anladın ya? Sen kimsin ya? Sen kimsin Nasıl ya? Beni kadına şiddet olarak yorumlayabilirsin ya? Ha? 19 yaşında söylediği kelimelere evet, 19 bak. 19 yaşındayım ama yaşadıklarım beni çok yaşlı tamam, bir kültürü olduğunu. Tamam sen yeteri kadar konuşuyorsun. Ya bırak ya, Allah aşkına. Tamamen gerçekten. Kameralara oynuyorsun. Sen bu kadarsın çünkü. Karakterin bu. Anladın Reziksin mı? Ya. Arkadaşlar birbirimizin karakteri hakkında konuşma hiç kimsenin hakkı yok. Selam anlayamadığım şey şu. Söylediğin itham gerçekten ciddi bir şey. Ve son günlerde bu konuda hepimizin tüyleri evet, diken diken. Bu evet, konuda ve çok rahatsızız. Şimdi çok ciddi bir şey. Yani senin üstüne mi yürüdü? Sana ne yaptı? Lidya da yürüdü. Kendisi de bana yani biraz daha ilerlesem el kol havalarda. Yani birazdan böyle ayağını attığı zaman kalkacak. İki tane tokat atacak gibiydi. Çok ciddiyim. Ben de dedim ki 19 yaşındasın. Senin bunları yapmaya hakkın yok dedim. Çok sert bir şekilde ve kameralar çekti. Umarım evet, evet, kameralar çekti. Ben umarım gösterilir. Neler olduğu ile ilgili görüntülerimiz varmış. Bir izleyelim bakalım kim kime ne yapmış. Ben orada Lidya'yı çekiyorum, o da görüyor. 5 lira dedikten sonraki hareketlerim bunlar. Ya. Peki ben şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Ben burada bir ben ayağa kalkmış mıyım? Benim herhangi bir tepkim var mı? Gördünüz mü? Hayır, Lidya kalkmış üzerime, ben oturdum üzerime kalktı. Bir dakika, ben bir şey söyleyeceğim. Yani Lidya'yı çekiyorum. Ben Lidya'yı çekiyorum. Arkadaşlar tek can bırak diyor. Can, anladın mı? Söz vermeden sen konuşmayacaksın. Selen'le özel bir şey konuşamazsınız burada. Peki sonuç itibariyle. Evet Lidya. Ebru Hanım, yani Selen şu anda her şeyi kendi açısından anlatıyor. Ayrıca her şey böyle olmadı. Evet, Selen bir 5 TL muhabbeti yaptı ama o sırada... Peki, bir anlaşmazlık var, anlaşıldı. Bir anlaşmazlık oldu. Peki, Barış'la aralarındaki uyumsuzluk, uyum konusunda, bugünkü performans konusunda Erkan konuşacak. Bir de ben biraz ortamı dağıtmak istiyorum. Keşke Selen de mavi giyseydi de Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına gitseydi diyorum. Yani galadan daha çok bana biraz Barış'ın bordo giyinmesi, Selen de mavi giyinseydi tam Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına giderler diye. Güzel de olurmuş. Peki. Evet Aygün. Çok saçmaladın yani şu an. Ama ben sen o zaman beyaz giy de Kasımpaşa spor maçına gidelim. Giderim. Ne alaka üstünde lacivert var yani? Ne alakası? Ben bugün babar oyunundayım. Hiçbir böyle. Şeyden anlamadığım çorabın belli. Çorabın bile bordo belli. Şu an. Bence hiç konuşma. Çorabın bile hiç konuşma yani. Hiç. Gerçekten. Peki Aygün. Selen'cim bence evdeki nevresimi üzerine geçirip üzerine de bu küpelerle tutturmana hiç gerek yoktu. Zaten her an üstünden düştü düşecek gibi duruyor. O kadar kıyafetine güvenmiyorsun ki omuzların bile dik değil. Ayrıca iki gündür aynı ayakkabıyla çıkıyorsun. Hadi aynı ayakkabıyı kullanacaksın. Bari arasına birkaç gün ara koy. Çantanla ayakkabını bir tutmaya çalışmışsın. Gerçekten çok iticisin. Küpelerin dün bana ucuz dedin. Kullandığım için aynı küpeler. Ben mi dedim sana? Evet. Aynı, hafızanda aynı küpeler için herhalde. Bana ucuz demiştin. Çok ucuz görünüyorsun demiştin. Aynı küpeleri şu an senin üstünde görüyorum. Gerçekten çok tutarsızsın. Buraya ilk geldiğin günlerde de yok Ecem grup kuruyor, bilmem ne bir şey yapıyor, yok 5 lira muhabbeti. Kendini iyi sergilemeye çalışıyorsun. Keşke aynı özeni kıyafete de gösterseydin. Peki İdil'e dönüyorum hemen. İdil konuşacağım. Söyleyeceğim iki şey var. Birinci var olayla herhalde. İlgili o görüntüden sonra Selen'in ben uzaktan el kol hareketlerini gördüm. Haddinizi bileceksiniz gibi bir şey yaptı. Burada yaş da yarıştırmıyoruz. Burada oturduğumuza göre hepimiz eşitiz. Bir de dün sizin ikinizin konuşmasına şahit oldum burada. Performansları sergiledikten sonra arkada sen Barış'a bağırıyordun. Senin yüzünden oldu, sen yapamadın gibi bir şeyler söyledin. Ve Barış burada hepimizle gayet iyi anlaşıyor, gayet kibar. Burada sıkıntı çıkaran Barış değil sensin. Sen onunla değil... Buradaki herkesle uyumsuzsun. Bir tek senin gibi olanlarla uyumlusun. Hepinizin burunları yukarıda olduğu için uyumlusunuz haliyle. Barış'la beraber iyi anlaştığınız belli zaten. Benim performansımı düşürmek için elinden geleni yapıyor. Bir ikincisi ben sizin başından beri iftiracı olduğunuzu söylüyorum. Bu, yine iftira attın şurada yine. Elindeki papağandan hiçbir farkın yok. İkiniz de rol modelsiniz, boş konuşuyorsunuz. Seni hiç kayla almıyorum. Senden daha değerli benim için. Sen de aynı karakterdesin, aynı değerdesin. Arkadaşlar karakter kısmını kaldıralım burada lütfen. Bence de evet, Mehmet Akif bir şey söyleyecek. Öncelikle Barış arkadaşımıza Allah sabırlar versin diyorum. Sağ ol kardeşim, çünkü Allah razı olsun.
Gerçekten çok. Sesin de senin burada çıkıyor yani pes. Beni dinle, ben konuşuyorum şu an. Sana söylemem, ben konuşuyorum. Çok bizden daha üstünsün ya. O zaman dinlemeyi de bileceksin. Bir dakika, ne açıdan üstün Selen? Selen biz kendini böyle şey sanıyor yani. Queen of London sanıyor. Yani kraliçe sanıyor. İngiltere'nin kraliçesi. Ben öyle bir şey sanıyor. Sanmıyorum ama şey öyle değilsin, görüyorsun demek bir şey ki. Değilsin. Mehmet misin, Nakit tarz misin, bir adını da bilmiyorum. Tarz da olamayacaksın. Dışın bir tarz olursa için asla tarz olamayacak. Çünkü senin için kapkara. Bu pantolonu görüyor musun? Bu pantolonun renginde. Hayransın bana, itiraf et. Dinle. Selen çok yalancıdır. Bana da iftira attı ilk gün. İlk canlı gün. O konuya girmek arkadaşlar, istemiyorum. Birbirinizin... Çünkü ben kendimi ifade edemedim. Orada bana iftira etmeye çalıştı. Çok yalan söylüyor. Burada şimdi arkadaşımıza yalan söylüyor. Herkese yalan söylüyor. Sen bir yalancısın. Ecem'in yalancı kalacaksın. Tarz da asla olmayacaksın. Ecem'in grupları Elif'e da belli oldu. Rüküçlüğün, yalan söylediğini düşünüyorsun. Yani. Yalancısın diyerek Ecem'in itamda bulunamazsın. Belli oldu. Sizi jüri karşısına teşekkür alıyorum. Teşekkür ederim İbrahim. Hoş geldiniz. Öncelikle Selen, gerçekten arkadaşlarını suçlarken kullandığın kelimelere dikkat edeceksin. Söylediğin görüntüde arkadaşın yoktu. Ve bir erkeği kadına yönelik şiddet senin gibiler yüzünden gibi bir suçlamayı ülkenin bu kadar kritik günler geçirdiği bir zamanda yapamaz. Ağzından çıkanı kulağın duyacak. Evet. Bu kadar. Ben bunu kabul burası etmiyorum. Burası çocuk bahçesi Hayır, değil. Ben bunu kabul etmiyorum. Burası çocuk bahçesi değil. Can yoktu o görüntülerde. Ben bunu kabul etmiyorum. Sen partnerine ağzına alınmayacağını söylediği bir kelime söyledin ona. Diyor ki burada tekrarlayamam ben o kelimeyi. Onun üzerine Lide'yi tutmaya gitmiş. Bir dakika Can diyor. Görüntüde asla bir tek öyle bir şey var. Bir dakika bunu. Can diyor. Bak, toplumsal cinnet kapıda, hatta yaşanıyor belki de. Sen ki habercisin, gazeteciyim diye geçinen bir kızsın. Böyle kritik mevzuları geçiniyorsun bence, olamamışsın. Böyle kritik mevzuları ağzına almadan önce 50 kere düşüneceksin. Nasıl bir kanaldasın? Kimler seni izliyor? Nedir? Ve 19 yaşında bir çocuk var karşında 19 suçladı. Yaşındaki bir çocuk da kendini tamam, bilecek o halde. Senin gibiler yüzünden gibi bir suçlama arkadaşına yapamazsın. Ve burada hepiniz eşitsiniz. Bu kadar. Elbisen berbat. Ayakkabılarını daha önce gördük. Küpelerin rezalet. Çok kötü. Sen çok iyisin. Ceketin çok güzel. Çoraplarının bordo olmasını da çok sevdim. Size 5 veriyorum ve tamamen partnerinden dolayı veriyorum. Selen 0. Yani ben sana artık söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum. Çünkü Sibel o kadar iyi izah etti ki. Yani bir defa sen şu anda bir defa suçlusun benim gözümün önünde. Çünkü 19 yaşındaki bir çocuğu çok kötü bir şeyle itham ettin. Ve buradan milyonlar seyrediyor bizi. Böyle bir hakkın yok. Hakikaten sen kendini, o zaman ben de bir jüri olarak söyleyeyim, kendini bir şey zannediyorsun. Geldiğinden beri bakıyorum kimse hoşnut değil ama birbirleriyle kavga ediyorlar ama seninle ettikleri gibi etmiyorlar. Demek ki bunda bir sorun var. Sen kendini bir şey zannediyorsun. Hayır, benim gözümde bir tasarımcı olarak benim defileme bile çıkamayacak bir kız. Yani esasında terbiyeli davransan belki oradan puan verecek. Zevk dersen sende zevk zaten hiç yok. Geldiğinden beri görmedim. Dünyada gördüğüm en kötü elbiseyi senin üstünde görüyorum. Ve çok üzüldüm. Bence hemen hepsinden özür dile. Çünkü asla büyük bir terbiyesizlik yaptın. Onun için kale bile almıyorum seni. Seni çok beğendim. Bir tek giyinirken bir şeye dikkat et. Bu kadar dar giyinme evladım. Bu sana bir beden küçük. Hayır, pantolon değil. Ceket bir beden küçük. Bir beden büyüğü olsaydı... Mikrofonu hesap edemeyiz. Hayatım mikrofondan değil. Zaten... var, kaldırıyor. Peki. Bir de omuzlarını da burada yapıyor. Omuzların da var. Bir beden büyük çok olur ama sen fevkalade duruşunla her şeyinle. Ben de sana, sırf sana veriyorum. 5 ama Selen'e 0 veriyorum. Ben sadece Barış hakkında konuşacağım. Çok beğendim Barış seni. Teşekkür ederim. Hakim yaka gömmeğin, bordo ceketin, bordo çorapların. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ama bordo olmasından dolayı ceketin. O yüzden de bordo çoraplar yemiş ve çalışmış. İyi görünüyorsun. Tatlı bir adamsın bence. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Umut, bir Selen şey soracağım. Hakkında bir şey söylemeyeceğim. Yani erkeklerin siz de yayına çıkarken giyiniyorsunuz. Hı-hı. Aksesuarlarınıza, her şeyinize bakıyorsunuz. Sonuç itibariyle herkesin aynaya eşit şekilde bakmak gibi bir hakkı da tabii var. Ki. Görsel bir iş yapıyoruz. Tabii yani, ki. Tabii ki. Bundan öyle. Daha normal bir şey olabilir evet. mi? Anlamadıkları bir şey var. Her erkeğin de kadın kadar... Kendine aynaya bakmak, bakması. Giyinmek, aynada tabii, bakarken tabii, beğenilmek değil. Veya düzgün miyim diye bakmak hakkı var. Yani evet. Erkekler illaki
sokaklardaki demeyeyim yani evet. Vahşi de demeyeyim evet. Dolaşık halleri. Yani hele bu zamanı gençleri. O kadar yok. Güzel ki bence erkekler kızlardan çok önde. Evet. O anlamda biraz de, Barış'a da burada hak vermek gerekiyor diye düşünüyorum ben Selen. Umut'cum bitti mi sözün? Benim bitti. Ben Selen hakkında yani konuşmak istemiyorum. Çok İstemiyorsun. Öfke puanını verdim ve da... şey yaptım ve yani konuşmayacağım. Puanını da alalım. Puanını mümkünse. Söyleyeyim. 4. 4 puan Barış'a geldi. Verdim. Evet peki ben biraz Koku adına bugün bu ayakkabı dönecek şimdi az sonra. 6 puan vermek istiyorum. Bu evet Barış sana ve her ikinize de şunu söylemek istiyorum Selen. Çizgiyi aşılan noktalarda biraz gerçekten puan sıfıra inebilir. Her ne kadar emek verirsen ver. Bir önerim olacak programdan önce gerçekten bütün bu egolarınızdan, bütün bu sinirden ve her şeyden arınmak için bir egzersiz yapmanızı önereceğim size. Ve olduğunuz gibi buraya çıkabilin ki bu performansı biraz en azından gerçeğe yakın oynayabilin. Ben onun için size bugün puan veremeyeceğim ama 6 puan Barış'tan dolayı geldi. Geçebilirsiniz. Evet, biraz eğlenelim. Nazlı ve İsmail var sırada. Birbirlerine eğer zumba öğretmeye çalışırlarsa ortaya ne çıkar? İzleyelim. Evet İsmail'cim, geçen gün yaptığımız dersi hatırlıyorsun. Biraz aklımda. Hareketleri tekrar etmeye çalıştın evde değil mi? Eve gittikten sonra. Çünkü sen dansı gerçekten seviyorsun ve o yüzden buradasın. Ben öyle olduğuna inanıyorum. Evet, hadi başlayalım. O yüzden hadi deneyelim bir şeyler, tekrardan hadi. Hatırlamaya çalışalım. Hadi. Hani çok çalışmıştık İsmail? Hani hareketleri tekrar etmiştin? Hani çok seviyordun? Bakıyorum hocam ama olmuyor bir şekilde. Ama ben sende o isteği göremiyorum. Sen gerçekten yeteneksizsin galiba hocam, İsmail. Hocam yanlış yerlere bakıyorum galiba. Siz bir daha yapar mısınız göreyim? Sen neden dans dersleri almaya geliyorsun? Gerçekten dansı sevmiyor musun yoksa? Çok bayılıyorum. Hele sizi dans ederken seyretmeye bayılıyorum hocam. Ama İsmail'cim sanki senin dans etmek dışında başka düşüncelerin var gibi. Ben öyle hissediyorum. Hadi dans edelim. Çünkü dans dediğin biraz ciddiyet ister. Hadi ciddi dans edelim. Hadi tekrardan dans edelim eğer yaparsan seninle bir kahve içeceğim. Tamam? Hadi. Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco. Okay. Porque la llevo tan dentro. Tebrik ediyoruz. Pekala Nazlı ve İsmail, sizin aranızdaki hikaye nasıl gelişiyor? Biz dalgalıyız biraz. Bir gün iyi, bir gün kötü. Çok kötü. Sahne hikayesi mi yoksa partner genel olarak? Çünkü o buraya yansıyor. Hayat bir sahne nedir? Yani pek anlaşamıyoruz biz de maalesef. Evet. Aramızda gerçekten mi? İnanılmaz sıcakkanlı bir insanımdır. Anlaşamadım. Nazlı da öyledir bizim Nazlı. Yani artık buradaki beni... sessizliğini yok, ki burada pek yorum yapmıyor. Değil. Bayağı sessiz olmasına rağmen arkada görmeniz lazım. Aman tanrım. Sessizlikle görelim alakalı bakalım değil. Arkada öyle. Bizim Nazlı nasılmış. Acaba. Açıkçası partnerim Nazlı ile alakalı biraz kendisi belirli kalıplara sahip. Yani biraz esnek bir insan değil. Ben bilirim, ben yaparım yapısı açıkçası benim üzerimde pek işe yaramıyor. Öğrenmeye açık birisi olarak görmüyorum. Çünkü her şeyi ben biliyorum. Ben mantığıyla yürüyen bir insan. Hiç kimse unutmasın ki kimse bu dünyada tek değildir. İnşallah kendisi de bu işin sadece matematik olmadığını, birazcık daha duygusal olduğunu öğrenir. Her yerde kendisi iletişim konusunda bir deha neredeyse olduğunu iddia ediyor ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. İsmail ile ilgili olarak bu problem çok da büyüyecek gibi gözüküyor. Allah'ım biz bu tarz benim de bu 11 arkadaşımız bayanlar kendi aralarında hikayelerini çözemedikleri için dedik belki partnerle daha hoş olur ama bir görüyorum ki siz hiçbir yerde durulmuyorsunuz. Yani... Peki nedir bu? Ego mu yükseliyor? Nedir yani? Egosu çok. İnanılmaz bir egosu var. Öyle böyle değil. Senin yani, yok mu? Ondan daha az olduğu
bariz. Ben kendimi ifade edeyim artık arkadaşım izin verirse. Ben sessiz bir insan değilim. Ben sadece yerinde zamanında, yerine göre doğru, az ve öz konuşmayı seven bir insanım. Sessiz olduğumu lütfen iddia etme, yeteri kadar izlememişsin. Haricinde az önce de değindik. Belli sınırlar vardır. Onlar aşıldığı zaman ben sinirleniyorum. Arkadaşım bilgisayar mühendisi. Ben bilgisayar mühendisiyle ilgili bir şeyler, fikirler beyan edemem. Çünkü bir bilgim yok. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamam. İletişimde has ederken biz Lidya ile kapının önünde iletişim bilimleriyle alakalı bir şeyler konuşuyorduk. Ve hani sen gazetecilik mezunu değil misin? Yani gazetecilik mi kaldı? Hani ben dedim ki iletişim fakültesinde sadece gazete basmayı onu da öğreniyoruz. Matbaalara kadar gidiyoruz. Değil artık yeni iletişim teknolojilerini de öğreniyoruz. Sosyal medyayı da öğreniyoruz demiştim. Ondan sonra aramızda bir sürtüşme meydana geldi ve ben iddialı cümleler kurmak zorunda kaldım bilgimi ispat etmek için. O da beni ukala olarak gördü. Ama dedim ben senin alanında bilgi sahibi değilim, konuşamam. Ama böyle tartışmaya can kurban, en azından bir seviye var. Bir bilgi alışverişi var farkında gibi. Değilsiniz ama. Yoksa hani ben İsmail'i başına gerçekten duruşuyla her şeyle çok sevmiştim ama beni annem babam en iyi şekilde hani elimden geldiği kadar madden manen yettiği kadar kendime eğitmeye çalıştım. Ve annem babamın üzerimde çok fazla emeği var ve bu emeğin üzerine konuşulduğu zaman ben dayanamıyorum. Ben sokakta kendi kendime bir anda her şeyi öğrendim. Kimsenin emeği yok ya üzerimde, ondan böyle sallıyor arkadaşım. Olabilir, sağ olsun. Ama ben senin emeklerin üzerine konuşmuyorum. Hiç kimsenin emekleri üzerine konuşmuyor. Tamam, kimse kimsenin emeğinin üzerine konuşmasın. Sizin gibi gençler olduğu için çok mutluyuz elbette. Teşekkür biz de programımızda. Sen burada duracakmış. Peki gel sen benim yanıma. Peki. Var mı yorum? Evet, seninle başlayalım. İsmin neydi? Savaş. İlk defa konuşuyorum galiba. Uzun zamandır. İlk defa yorum yapacağım. İlk defa yorum yap bakalım. Çok heyecanlıyım falan. Peki. İsmail'in kombinini beğendim. Yeni moda bir eşofman. Sadece beyazın çok karışık olduğunu düşünüyorum. Düz bir renk olsaydı bence daha iyi olurdu. Arkadaş da bence konseptine uygun diye düşünüyorum. Uygun, evet. Pekala. Ecem'e soralım hemen. Performansınız çok tatlıydı. Çok güzeldi ama... Nazlı kıyafetlerin çok mini. Bir dans hocasından ben böyle daha rahat, beline bağladığın gömlek daha bol, üstündeki belki daha rahat olabilirdi. İsmail, senin de o kıvırmış olduğun paçanı hiç beğenmedim. Estetik gelmedi ve içindeki tişörtün küçük durmuş. Turuncu güzel. Çok tatlısınız ve bence siz anlaşacaksınız. Çünkü aynı kafadasınız. Pekala, alıyorum jüri önüne sizi hemen. Başlamak istiyorum. Tabii bu bilmediğiniz yönüm ama bir dahaki günlerde getiririm göstermek üzere. Ben talebelik sıralarımda Bejar'da profesyonel modern bale yaptım. Arkasından da bir ay Eyfel Kulesi'nde Sezen Aksu, Nilüfer ve Olimpiya'ya çıktım. Resimlerimiz var, onları getiririm görürsünüz. Dans ettim, dans dersi de aldım. Dünyada hiçbir dans hocası senin ayağındaki ayakkabıyla dans dersi vermez. Bu bir. Dansı dersini almaya giden de senin ayağındaki ayakkabıyla gitmez, bu iki. Yani bir defa oradan büyük bir falsosunuz. İkincisi, performansınız kötü değildi. Sana bayıldım. Senin performansın çok iyiydi. Çünkü sen dans öğrenmekten çok hocanı izlemeye gelmişsin hissini verdin ve onu çok iyi verdin. Senin performansını çok beğendim sayılmaz. Kıyafetlerinizde böyle çok bir değişiklik görmüyorum. Yani... Bugün hele dans dersine giderken o kadar olabilirdi ki. Dans ders, bu zumba dediğimiz biraz daha spor salonlarında yapılan, evet, aslında aynen. Bildiğimiz standart şimdi tango. Şimdi spor salonları falan değil, dans dersi dediğin zaman bunu kendinize uydurmayın. Yani bu yaptığınız dansı dans hocaları ayağındaki bununla vermiyor. Dansla hiç alakası yok aslında bakarsanız. Tamamen spor ama sadece spor, müziği... Dansa çevrilmiş hali. Dansa çevrilmiş hali ben beğenmedim. Gene de bu spor ayakkabıyla... Kaba geldi bana. Hikayemiz yanlış. Senin performansını beğendim. Kıyafetleriniz çok lalet dahil geldi. Senin performansın zaten değildi. Ben onun için notumu hemen yazayım şimdiden. Umut da söyleyince vereyim. Yani tatlı gözüküyordunuz. Hikayeniz de güzeldi. Sen tam böyle şeydin İsmail. Evet, yani ben dans hocasını görmeye gittim. Dans umurumda değil. Zaten bu yeni çıkan bir spor. İşte evet. Hem dans edip hem kilo vereyim, hem bir şey. Evet. Çok dansla da alakası yok diye biliyorum, bilmiyorum. Yok.
Ama tatlıydınız. Teşekkür. Nazlı sen de güzel gözüküyorsun. Alakası yok diyemeyiz Umut. Bayağı zumba bir danstır yani. Bir dans çeşididir aerobik yani. Artı dans. Aerobik. Aerobik artı danstır. Aerobik artı danstır ama zumba işte, bir danstır ve müziği vardır. Yani bu müzik türünü yapan gruplar vardır dünyada. Ama evet spor salonlarına girmiş. Aerobikle beraber birleştirilmiş. Tekniği olan bir spor diye düşünebiliriz ama danstır. Dans alakası yok diyemeyiz ya, ama Emir Bey çok haklı, senin ayakkabıların çok. Orta Asya'dan gelme bir dans. Bak bak nasıl sallıyor. Benimkiler normal o zaman. Seninki evet spor salonuna giden bir de zumba dersine gireyim diyen bir öğrencisin sen hocayı beğendiğin için. Seninki okey, senin ayakkabılarında problem var. Biraz şaşkın. Evet. Biraz şaşkın. Zaten onun tarafını çok beğeniyorum. Böyle şaşkın bir çocuk bir tarafa. Bir tarafını çekmiş böyle devamlı. İsmail mi? Eşofman. Evet onu çok beğeniyorum, çok o tarafını, şaşkın tarafını. Bu arada siz birbirinizi seveceksiniz. Yalnız biraz daha empati kurup biraz daha konuşun. Öyle hani kimse bunu bana diyemez şeyinden de çıkalım Nazlıcığım. Yeter ki konuşun, anlaşacağınızı hissettim ben. 7 teşekkürler, veriyorum. Sağ olun. Ben 6 veriyorum maalesef. Teşekkürler, sağ olun. Ben... İsmail'e sadece bir şey söyleyeceğim. Hani madem hoca için oraya gidiyorsun, bence içine böyle çok daha havalı bir tişört giyebilirdin. Sonuçta dansla ya da o sporla alakan yok. Dolayısıyla da 5. Teşekkürler, sağ olun. Evet, ben de 7 veriyorum size. Bu biraz size destek olsun. Aranızdaki ilişkiyi kuvvetlendirin lütfen. Teşekkürler, sağ olun. Sizi yerinize alıyorum. Evet, Müge ve Mehmet Akif var sırada. Gelin kaynana çatışmasıymış hikayeleri. İzleyelim bakalım. Anasının kızısı, ciğerimin köşesi. Kız bu neyin çakısı, kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Oynan aşkıdım, aşkıdım. Oynan aşkıdım, aşkıdım. Oynan aşkıdım, aşkıdım. Ah yanar döner acayipsi. Beğenecek Müge ya. Çok beğenecek. Annem benim. Hey. Aa, Müge. Fark aşkım, ettin yani sonunda beni. Dur önce öpeceğim seni. Gel buraya. Tamam da bu ne hal? Beğendin mi? Annem aldı. Sen sabah böyle mi çıktın evden Mehmet? Evet. Böyle çıkmadın. Evet, bu hal annem ne? Aldı. Beğenmedin mi? Annen aldı. Evet. Çok güzel. Yurt dışından ayakkabılar aldı. Ne? Yurt dışından 2015. Ne yurt dışı? Dün ben sana beyaz ayakkabı aldım tabii. Annen kıskandı. Kıskançlığından ikiye çatladı. Ondan bunları aldı sana değil mi? Müge ya burada haksızlık yapıyorsun anneme bak. Nerede haksızlık yapıyorum? Günahını alıyorsun Mehmet. Kadıncağızın. Annem beni sevmiyor. Annem baksana ne aldı. Bak, ne aldı? Şimdi çok merak ediyorsun değil mi? Çok merak ettim. Bırak çantanı. Geliyor elini çok ver. Çok heyecanlandım hadi. Ama burada haksızlık yaptın annemi anlayacaksın şimdi. Ne? Mehmet. Bu mu yani? Evet. Ya ben de sanıyorum ki pırlanta vereceksin, zümrüt vereceksin, yakut vereceksin. Bu ne ya? Ya Müge, bu teneke parçası elimden de teneke al. Parçası benim imitasyona alerjim var. Evet teneke parçası. Ne demek teneke annem parçası? Annem takıyor ya elmasları, zümrütleri. Bana gelince 5 liralık yüzük mü alıyor? Annem düşünmüş sana bunu almış. O zaman... Evet, Müge ve Mehmet Akif. Maalesef en güzel parçayı. Evet, aman gerçekten zaman. Bu zor bir durum olsa gerek. Bakayım müziğe. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Pırlanta falan bekliyorum ben. Annem aldı ama. Anne almış. Sen takmazsan ben takarım. Annem almış. Kızıyordur şu anda bana. Annemi çok selamlar. Peki, çalışmaya fırsat bulabiliyor musunuz? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çünkü hikayeye göre kıyafetlerinizi tarz bir şekilde yerine getirmeye çalışıyorsunuz. İşiniz iki kat daha zor. Nasıl gidiyor sence? İyi gidiyor. Ben dışarıdan geldim zaten. Evet. Arkadaşlarımın yanında. Hı-hı. Annesi de Mehmet'i şıkır şıkır giydirmiş. Evet. Püslemiş püslemiş. Evet. Hazırlandı. Bayramlıklarını giymiş Mehmet Akif. Evet. Dönelim bakalım. Var mı yorum acaba? Mehmet Akif ve Müge için yorum yok. Hemen jüri karşısına alıyorum sizi. Müge çok şanslısın Mehmet Akif ve bu hafta eşleştiğin için. Çünkü aranızda muhteşem bir uyum var bence. Değil mi? Çok, çok iyi seviyoruz oldunuz biz birbirimizi. Çok. Bence muhteşem oldu. Fazlasıyla. Mehmet Akif çok iyi gözüküyorsun. Teşekkürler. Yani içine beyaz gömmek istedim belki o kadar sevmezdim ama güzel olmuş. Ayakkabılarını zaten görmüştük daha önce. Evet. Sevmemiştik ama bir başka kombinle göstermek istedim. Sanki bu kombinle daha iyi olmuş.
Evet. Hikaye de çok güzeldi. Övedi zaten ama kadınlar erkeklere hediye alırken genellikle ya da bir şey giydirdiğinde... Ki normalde zorlanıyorum ben zor oyunculuk şey. Kısmında ama hayatın içinden olduğu için evet. biraz daha erkekler için de çok zor bu arada. Ve daha rahatlamış hissediyorum ben. Evet. Bir zaman olsaydı evet. devam ettirecektik. Zaten öyle bir diyalog ki yani evet. gider. Evet. Sen de çok iyisin. Sadece altında belki file çorap falan isteyebilirdim. Düşünmüştüm aslında onu. Güzel olurdu çok. Ama gerçi evet. pantolonlarında yırtık ayağım. Var. Peki olmazdı. Pantolonun paçasını fazla kıvırdığını düşündüm ben. Seni rahatsız etmedi mi? İndir bakayım. Galiba evet. Ya pantolonun paçasını biraz fazla kıvırmışsın. Müge. İnmiyor mu? İndir. Ya, tamamen mi? Yani, indir. Evet indir. Ben de hemen paçamı düzelteyim. Fırsat. Peki, bu hikayeye göre ben senin biraz daha şık olmanı beklerdim. Yani imitasyona alerjim var diyen bir kadını canlandırıyorsun. Daha şık, daha frapan olabilirdin. Evet, çok... evdeyiz yalnız. Hikaye evde geçiyor o yüzden. Hmm. Dışarıdan geliyorum. Elinde çanta falan görünce... Dışarıdan geliyor. O dışarıdan geliyor ve ben karşımda evde hazırlanmış. Karşımda görüyorum eşimi. Aşkımı yine de yani birazcık daha o için... Evine bir kahve makinesi. Yani tişörtü daha düz bir şey beklerdim, ayakkabını farklı bir şey beklerdim. Sonuçta imitasyon alerjim var diyorsun, elinde bir imitasyon yüzük var. Hani bunu almam dediğin yüzükle neredeyse aynı tarz bir yüzük. Yani öbüründe biraz taş vardı galiba, tam göremedim. Senin biraz şıklığını eksik buldum. Mehmet Akif, seni çok beğendim. Evet, bu ayakkabıları şimdi sevdim. Geçen sefer sevmemiştim. Gömleğinle ceketinin uyumu muhteşem. Yani deri mi pantolonun bilmiyorum ama. Kaplama. Biraz kaplama. Evet, bir kaplama. Detayı da var burada, görebiliyor musunuz evet, bilmiyorum ama. Bana onlar biraz fazla geliyor. Yani bir erkekte biraz fazla geliyor o kadar çok detaylı. Daha düz bir pantolonu tercih ederdim. Bu kadar. Teşekkürler. Abi hayran bakıyorum. O kadar güzel bir çiftsiniz ki. Teşekkürler. Yani bir de çok inandırıcıydı. Yalnız bir tek bir şey var buradan söylemem gereken. Annesini seven erkekleri çok seviyorum. Ve annesini kıskanan gelinlerden de nefret ediyorum. Çünkü aldıkları adamı... Güzel söyledin. Aldıkları adamı... çok seviyorum. Unutmasınlar. Çünkü aldıkları adamı... O kayınvalide dedikleri, kaynana dedikleri hanım doğuruyor. Ya, ve evet. o doğurmasa onların kocaları olamayacak. Bence kızları olmaya baksınlar. Onun için de sana kızdım. Seni çok seviyorum ama hani mizansenden kızdım. Yoksa ikinize de bayıldım. Evet, dediğin gibi Sibel'e yani o yüzük, o altın olarak addediyor onu. Kendi altın. Altın plaka. Şıkırtı. Biraz ama çok hele yeleğine bittim. Müge, yani bayıldım. Ben bile giyerim o yeleği. Ve onun için nereden puan kırayım diyorum. Puanı bir tek hala alışamadığım o ayak kaplarından dolayı. Bir puan kırıyorum o da. Alışamıyorum o ayakkabıya çocuklar. Onun için... Olmadı değil mi be? O ayakkabı olmadı. Yapamıyorum yani o ayakkabıyı gördükçe korkuyorum. Onun için puanlarımızın... Evet, ben Müge'den beklentim daha yüksek olduğu için 7 veriyorum. Tamam. Ben 9 veriyorum ikinize. Hayran. Ben de büyük resmi çok beğendiğim için 9 veriyorum. Çok teşekkürler. Benden de 8 puan. Çok birbirinizin sözünü dinleyin. Karşılıklı oynarken her biriniz için geçerli. Cümle evet. bittikten sonra üst üste konuşunca ama 8. Teşekkürler. Çok güzelsiniz. Sağ olun. Evet, sırada Nil ve Savaş var. Acaba bir çift ilk flört döneminde birbirlerine nasıl yaklaşır? İpuçlarını veriyorlar. İzleyelim. Unla sütü karıştırdım, iyice tereyağı ekledim. Eriyince fırında oldu 180 derece attım. Sana kek yaptın, insan neler yapar isteyince. Bu bir şey değil, düşününce ben de tarifi öğrenince kalktım. Sana kek yaptım. Ah, şu çamaşırlara bir bakayım. Ah, havada ne kadar güzel. Savaş. Ah, Savaş geldi. Hemen hazırlanmalıyım. Tutar mı? Ding dong. Savaş Bey, merhaba. Ben alt komşunuz Nil. Merhaba. İsmimi nereden biliyorsunuz?
Kapıcı falan mısınız? Ne münasebet canım. Alt komşunuzum dedim ya. Hem de zilinizin üstünde yazıyordu. Savaş Bey, size kek yaptım, pastalar yaptım. İçine de sevgimi kattım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aa, Savaş Bey, eğer bir şey lazım olursa seslenmeniz yeter. Duvarlarımız çok ince. Her şeyi duyuyorum da. Peki. Peki tamam. Aa, teşekkürler. Bir şey daha. Eğer evde bir ses duyarsanız bilin ki geçen yıl ölen Emine teyzenin ruhu olabilir. Ne ruhu ya? Hayır, içim rahat etmiyor. Siz korktunuz. Hadi ben size bir çay demleyeyim. Hem korkunuz geçene kadar da pastaları yeriz. Bravo size. Vallahi şuradan yürüyüp gelirken içim açıldı ikinizi de görünce. İkiniz de çok güzel görünüyorsunuz. Üstümü alıyorum. Al lütfen. Nasıl, uyum içinde misiniz Nil? Nasıl hissediyorsun? Ben memnunum. Bazen diyaloglarda şöyle mi yapsak böyle mi yapsak gibi tabii şeyler oluyor, sorunlar ama şey... Ya sorun derken ne yapalım gibi. Evet, ama bunu konuşarak çözebiliyorsunuz. Evet, halledilebiliyor. Kadarıyla. Evet. Ve bizim Nil Anka'dan ne oldu bakar mısınız? Nasıl bir kız oldu? Gerçekten çok mutluyuz bundan dolayı. Hemen yorumlar için dönüyoruz arkadaşlar. Evet, İdil'in eli hemen havada. Dinleyelim. Ben aynı partner sorununun Selenler'de yaşandığı gibi sizde de yaşandığını düşünüyorum. Genel görüntünüz iyi. Ama savaştan dolayı bence. Senin de ben Nil'den çok memnun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Aranızda bir bağ olduğunu ya da bir anlaşma durumu olduğunu da düşünmüyorum. Haksız da sayılmaz. Hak veriyorum sana Savaş'cığım. Anlıyorum, acını paylaşıyorum. Olur, bugünler de geçer, bu hafta da biter. Belki bana gelirsin. Daha iyi şeyler de olur. Üzülme, geçecek bugünler. Merak etme. Şimdi ben bu konu hakkında şöyle düşünüyorum. Tabii ki istesek anlaşamaya da biliriz yani. Tabii ki istesek anlaşamaya da biliriz. Bu herkes için ama geçerli hayatta. Ama ben olumlu yapıp anlaşma yoluna gitmeye çalışıyorum. Bu da bizim performansımıza yansıdığını düşünüyorum. İşte bu kötü senin olunca, iyiliğinden kaynaklanıyor. Ben de onu belirttim zaten. Yani iyi olmaya çalışıyorum. Bu da performansımızı olumlu etkiliyor diye geçer, düşünüyorum. Zaten geçer. Aramızda bir sorun yok. Diyalog eğer karışıyorsa o da sağ olsun yani aşıyoruz. Aşabiliyoruz diyorsunuz. Pekala. Aygün'e söz vermek istiyorum önce, sonra sana. Savaş, üstün çok iyi. Yalnız bir tek montun sanki yeni taşındığın belli. O boya badanalarının hepsi üzerinde görüyorum. Nil, sana gelince o atkıyı çok atkı mıdır, şal mıdır, nedir onu çok anlamsız buldum. Aslında sarıyla çok uymuş ama ayakkabılarına bakınca uyumsuzluğun daniskası diyorum sadece. Evet, kıyafetlerin değişmiş ama hikayelerinde hala Nil yani. Her apartmana senin gibi biri lazım ama diğer kızların kıymeti anlaşılsın diye bence. Güzel oynadınız ama kıyafet için ne yazık ki Nil senin kıyafetini hiç beğenmedim. Ama Savaş gayet iyi. Yine üzerimde uzun süre yorum yapıyorsun ama ben artık o seviyesiz süresini yorumlara ve seviyesiz ve aynı hakareti ben cevap vermeyeceğim. Etmedim. Hakaret senin etmedim. Gibi kızlar dedin ya, ben cevap vermeyeceğim. Sen bence fazla komplekslisin. O yüzden her şeyi hakaret olarak ben algılıyorsun. Seviyemi düşünmeyeceğim. Ya da hakaret olarak algılamak farklı cümlelerle geliyor. Geldiğinizde konuşacağım. Pekala Can, sen söyle. Nil'e bir şey sormak istiyorum. Performansınız hakkında yorum yapmak istemiyorum. Benle neden hiç konuşmuyorsun? Çok merak ediyorum bunu. Ben buradaki herkesle konuşuyorum. Herkesle. Özellikle görüyorsundur. Herkesle ben hani şebeklik yapmaya çalışıyorum insanların enerjisini yükseltmek için. Çünkü benim enerjim yüksek. İnsanların da enerjisinin yüksek olmasını istiyorum. Senin neden benimle konuşmadığını gerçekten çok... Acaba sen de mi 19 yaşımda olduğum için konuşmuyorsun? Yok. Bunun için... Bunu yanlış anladın. Ya yanlış anladım ama gerçekten ben seni fark etmedim. Hiç aynı yerde bulunmadık. Kötü niyetle söylemiyorum. Mesela şey, burada konuştuğum arkadaşlarım ve hatta bazen mesela seninle de sanırım karşılaşmadık. Senle kuaförde. Yani bir de bir şey söyleyeceğim. Ay bir de çünkü, o nasıl bir gülme öyle? Şey, karşılaşmadığımız için. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Konuştuğum bir selamlaştı. O ses kimden çıktı? Emre. Emre ile konuştuk mesela. Karşılaşmadık anlamında. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Çünkü dün Cansu arkadaşımız işte İdil selam vermedi falan diyordu da buradaki herkes bana merhaba işte hoş geldin peki, falan dedi. Peki kişisel problemlerinizi konuşuyorsunuz, fark etmedim, kötü niyetim yok diyor. Gerçekten o yüzden. Pekala Ecem. Savaş, çok iyi görünüyorsun. Seni beğeniyorum. Selam vereceğim. Performansı değerlendirmek istiyorum. Nil dans ederken de, oynarken de sürekli kameraya arkanı dönüyorsun. Yanlış. Kimse burada seviyesiz ya da iki yüzlü değil. Bu kadar söyleyeceğim sana bugün. Bir dahaki seferlere kameraya dönmeye çalışırım. Mersi. Pekala. Evet Serhan.
Savaş, öncelikle kıyafetin çok güzel. Teşekkür ederim. Performansın hakkında da şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Enerjini çok beğendim kardeşim. Bu şekilde devam edersen inanıyorum daha da başarılı olacaksın. Çok teşekkür ederim. Nil arkadaşımızın da ayakkabılarından hiç haz almadım. Ona dikkat etseydi o da aslında çok cici giyinmiş olabilirdi bugün. Ben ruganlığından biraz şüpheye düştüm. Burada hani biz ayakkabıyla patlatalım mı biraz böyle evet. Çok adapteyiz. Ama onun haricinde Savaş'ın enerjisi gerçekten çok güzel. Evet. Pekala Nazlıcığım sen ne söyleyeceksin? Arkadaşlarıma katılıyorum. Savaş gerçekten her manada çok iyi. Böyle bir partnere hani can kurban çünkü çok uyumlu gözüküyor. Öğrenmeye de gerçekten bir savaşta durumu var yani ama gerçekten çok iyi bir enerjisi var. Çünkü burada yapılan iş bir ekip ruhu. Yani sanat bir ekip ruhu istiyor. Savaş benim olsun diyorsun. Çok uygun. Peki İsmail sen ne diyeceksin? Biz de çok istediğimiz partnerler vardır muhakkak burada. Biz de çok mutlu değiliz bu gidişattan ama ne yapalım nasip diyoruz. Yapacak bir şey yok. Sen çektik kimi kura. İstiyorsun? Sen... Ya ben kimseyi istemiyorum. Ben bir tane şey istemiyorum sadece. Hayır, bir şey yani herhangi biri olabilir ama bir tanesi olmasın yeter diyorum. O da bir dahaki hafta olacak inşallah. Yani burada kiminle uyum sağlayabilirsin sence? Onu bir düşün çünkü reklamlara gidiyoruz. Dönüşte cevabını alırız efendim. Az sonra sizinleyiz. Çok güzel bir yaşanmışlığımız vardı ama sonuçta insanların eşleri karşısındaki beklentileri bazen farklı olabiliyor. Ne yazık ki ekran karşısında olmak bazen sadece yorgunluk, uykusuzluk demek olmuyor. Bazen sevdiklerinizden de vazgeçmek durumunda kalıyorsunuz. Ondan vazgeçmek durumunda kaldım. O da benden. Demek ki ölüme kadar değilmiş, arkana kadarmış. Gerçekten sevseydi bence onu anlayabilecek bir kapasitede olacağına inanıyordum yani bırakmamalıydı bence. Destek olmasını bekledim. Ve beklediğimin karşılığını alamadım. Evet. Aygün'ün dünkü gözyaşları hala kulağımızda. Siz de merak ediyorsunuz ne oldu? Evlilik teklifinden sonra niye bir anda ayrıldılar? Erkan gerçekten bir şeylere sebep mi? Bu tarz benimde neler oluyor? Az sonra Aygün'den dinleyeceğiz. Çünkü bugün başka gelişmeler de varmış galiba. Ve herkes çok üzülmüş senin için gerçekten. İyi misin bugün biraz daha Aygün? İyiyim. Daha iyisin. Daha iyi. Pekala hemen dönüyoruz. Nil ve Savaş için İsmail'in yorumu vardı. Ve İsmail'e sorduk. Sen hangi kızı seçerdim partner için. Ben şansımı yine Kura'ya bırakmak istiyorum bu konuda. Çünkü açıkçası beni seçecek partnerin şanslı olduğunu inanıyorum. Bir tek değerimi bilmeyen arkadaş zaten yeterince şikayette bulunuyor olabildiğince. Ha, değerini bilmeyen arkadaş Nazlı oluyor. Bilmiyorum, pekala. Tek partnerim oldu. İkinci de ya ben buraya oyunculuk iddiasıyla gelmedim. Tarz iddiasıyla geldim. Bu konuda Savaş adına çok üzülüyorum. Çünkü oyunculuk iddiasıyla gelip burada bu kadar vasat başka bir arkadaşı. Kendim belki de o kadar kötüyüm ama hiç iddiam olmadığı için bunu takmıyorum kafama. Ama Savaş'ı gerçekten çok durgun oyunculuk konusunda hani ne bir adım ileri gitmiş ne bir adım geri gelmiş. Yani benim kadar kötü görüyorum Savaş'ı. Hatta benden bile kötü olabilir. En azından ben gözlem yapabiliyorum. Diğer bir konuda kapıma bir de senin gibi bir komşum gelseydi açıkçası sadece saçlarına bir bakarak bile kapıyı açmamayı düşünebilirdim. Çünkü ben bu kadar kötü saçlar görmedim bir kadında hayatım boyunca. Yani hani rujun gitmiş, saçın başın dağılmış. Sana ne yaptılar da evden çıktın onu anlamadım ben. Bu kıyafet, bu etek elbise, şort elbise modeli kadınlarda geçmedi mi hala? Yani ona anlam veremiyorum. Bu kadar çiğ bir rengi nereden buldun? Hani kendi ten rengini olabildiğince böyle patlatacak, bu kadar seni kötü gösterebilecek bir elbiseyi ona anlam veremedim. Saçı hani bilerek... iyi bir çiftsiniz çünkü ben bu kadar vasat bir araya ancak bu kadar gelebilirdi. Harika seçmişler bir araya gitmişler. Siz İsmail, saçı bilerek, saçı bilerek böyle tuttuk. Hatta bilerek dağınık Eda çünkü evdeyim, ev halindeyim. Savaşı görünce hazırlanıyorum. Ya bir erkek yani ilgilendiği bir erkeği görmek istediğinde sen bu halde mi çıkıyorsun Savaş'ın karşısına? Savaş'ın oyunculuğuna gelince... Bir aynanın karşısına geçmiyor musun? Yok, hızlıca hazırlanıyorum onu kapıda yakalamak için. Savaş'ın oyunculuğu... Böyle başına geliyor yani. Savaş'ın oyunculuğuna gelince de gayet de başarılı ve emek sarf ediyor. Üstelik sen bana diyorsun işte açık renk ama sen de çok enteresan renklerle tenine uyum gibisin. Ve ayrıca Savaş gerçekten çok iyi. Hem mimik yapıyor. Savaş da konuşabiliyor herhalde. Tamam. Peki. Pardon. Evet, ya siz birbiriniz iyi olmuş. Yapamadığınız şeyleri birbirinize tamamlıyorsunuz. Öncelikle İsmail kötü yorum yapmak adına bir kötü yorum yaptığını düşünüyorum. Aha. Tamamen düşünmüş olmadığını, düşünmeden cevap. Ben bu cevabını da tam düşünüyorum. Düşündüğünü sanmıyorum. İkincisi de biz burada anda. 50 saniye ya da 1 dakikalık bir yani küçük bir şeyler hazırlıyoruz.
Ve buna da çok büyük süreler ayırmıyoruz açıkçası. Biz ya kısa film diye bir şey var Savaş, benden daha iyi bilmen lazım. Çalışıyoruz ve biz bunu burada ifade edebilen en iyi iki insan olarak. Bakalım jürimiz ne diyecek, alıyorum sizi. Şeyiniz yok ortada daha. Ben hikayenizi çok sevdim. Yani o ruh halini yansıttınız. Nil tamamen işte önceden gözüne kıstırdığı çocuğu hani ufak hamlelerle ve oyunlarla etkilemeye çalışan kadın. Ya tarzınıza görünce evet ev haliyleydin sen. Hemen alacele bir ayakkabı giydin. Yani o üzerindeki şalı almasan da olurdu ama bu bir tarz yarışmasıysa ve ben hani bu tarzı bütünsel olarak bakıyorsam bunu alman iyi ki de oldu. Güzel bir renk kattı diye düşünüyorum. Teşekkür. Evet, saçları nevali. Zaten çamaşıra bakayım diyordun. Hani evet, çamaşır yıkamak üzere olan bir kadındın. Belki tulum olmayabilirdi evde öylesine oturuyorken, üzerindeki bir pantolon, tişört olup onların altına ayakkabı geçirebilirdin. Onu tercih edebilirdim. Savaş, iyi gözüküyorsun. Ayakkabılarını bir tek içten onun şeyi var mı, yükseltisi var falan? Olmasaymış keşke. Onlar çok kadınlarda görmeye alışık olduğumuz bir model ya. Ben galiba ilk defa içten tabanlı erkek spor ayakkabısı nasıl görüyorum. Nasıl? Bu... Yani bunun içten gizli tabanı var mı? Hani yok, kadınlardaki yok, gibi. Yok, yok, yok. Değil mi öyle bir şey? Buna sneaker tarzı ayakkabı diyorlar. Öyle bir şey mi dedim ya? Yok. Tamam, var değil mi? Okey, o zaman yoksa problem yok. Yok, öyle bir şey yok. İyi gözüküyorsunuz. Yani çok eğlendim hikayenizde. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Valla ya ben bir Amerikan filmi seyreder gibi oldum. Türk filmi değil, çünkü Türk filminde böyle hani kızlar gidip yandaki kapıyı pek öyle bulmaz. Ama bir Amerikan filminde hakikaten Amerikalı bir kadın senin gibi giyinir. Biraz hem şık hem rüküş hem de böyle onu çok iyi oynadığınızı düşünüyorum. Çok hoşsun bugün Nilcim. Bir de çok yol kat ettin yani, evet, hakikaten inanamıyorum seni gördükçe. Sayenizde hepinizin. Verdiğin kilolara, saçına, gözüne, başına, her şeyine. Lensin de beni hiç rahatsız etmiyor sende. Sen nihayet papağandan muhabbet kuşuna dönmüşsün. Yani o papağan modeli diyorum o yana. Nihayet yavaş yavaş muhabbet kuşuna dönmüşsün. Bugün saçınızı çok sevdim. Teşekkür ederim. Kıyafetine bayıldım. Üstündeki cekete hırsımdan çatladım. Çünkü ben dahil o ceketi giyerim. İkinizi de o kadar çok beğendim ki. Yani çok anlatamam. Oyununuzdan tutun. Bir de çok uyumlu çiftsiniz. Puanı biraz sonra vereceğiz ama... Çok beğendim. Çok ben teşekkür ederim. Bulamıyorum yani. Teşekkür ederim. Çok şükür vallahi. Çok teşekkür. Ben de hikayenizi beğendim. Nivin elbisesi işte belki de evde pijama ileydi ya da eşofmanlıydı. Avevade üzerine bir elbise geçirdi. Şalını evet, taktı evet, ve ayakkabısını giydi. Tık tık komşuya gitti. Saçlarım bugün pek olmamış. Biraz ben dağınık bir eda yapmaya çalıştım. Niye öyle olmuş anlamadım. Dağınık bir ev havası vermek istedim. De bu böyle oldu. Evet olmuş. Savaş, sen de aslında ayakkabıların çok güzel fakat erkekler böyle boğaz ayakkabı giydiğinde paçavanı kıvırmaması gerekiyor. Hı hı. Paçavanı kıvırdığın zaman böyle saçma i̇çine bir şey çıkıyor. İçine mi sokacak ortaya. Umut? Ne yapacak? Hı? İçine mi sokacak? Ya içine sokacak ya da o içteki o cin rengi var ya, onun çıkmaması gerekiyor. Evet. O çıktığı zaman... Zaten ben oldum bacak... olası onu sevmiyorum, o paça kıvırmayı, yani boyu kesiyor. Evet ya, o çok böyle bazen çok doğru uygulandığı zaman güzel oluyor. Hı hı. Onu Barış falan giyebilir. Yanlış. Arkadaki o iki tane uzun var. Evet. Aa, erkekler katılmış yarışmaya. Farkında mısın Nir? Evet. Savaş, şeyi çok sevdim. O üzerindeki montu hafif böyle yapıp içinden beyaz çıkarma, yani içindekini çıkarma hali. Biraz çok, hareket olsun istedim. Çok güzel. O çok doğru bir şey. O da güzel olmuş. Saçların... Evet, iyi. Muhabbet ben kuşu. Saçlarını papağanken de beğeniyorum. Böyle değil, öyle değil. 8 veriyorum size. Teşekkür. Sağ olun. Güzel. Ben bir puanı keseyim hani çok şımarmayın diye yapıyorum. Ne olur şımartın ama. 9. Tamam. Teşekkürler. O beni ne olur siz şımartın. Vallahi daha iyi olacak. İyi puan veriyorum. Yani tamam. Bence iyi. 8. Ne olsun. Teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Merak ediyorum Türkiye'nin en tarz kadını ve erkeği kim olacak ve en yeteneklisi galiba bu arada. 9 puan da benden size geliyor. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ederiz. Çok sağ olun. Gelsin. Çok devam teşekkürler. Teşekkürler. Evet, sırada Lidya ve Can var. Bir paparazinin ünlü bir basketbolcuyla röportaj yapma halinde. Acaba nelere katlanıyorlar? İzleyelim. Baby, baby,
Ne yaptığını zannediyorsun sen ya? İşimi yapıyorum Can Bey. Fotoğrafınızı çektim. Beni de işimden edeceğimden farkındasın değil mi? Siz de keşke playoff maçlarınızdan hemen bir gün önce dışarı çıkmasaydınız. Hem de çok hoş bir hanımefendiyle. Girerken de fotoğraflarınızı çektim. Haberiniz olsun. Ve bunu playoff maçının finalinden önce yapıyorsun. Farkındasın değil mi? Aynen öyle yapıyorum. Yarın... Çünkü bu da benim işim. Ekmek param. Kusura bakmayın Can Bey. Lütfen anlayışla karşılayın. Yarın çok önemli maçım var. Bunu biliyorsun değil mi? Bunu siz biliyor musunuz? Bilemiyorum. Çünkü yarın çok önemli bir maçınız var. Ve şu anda saat 3. Siz hala buradasınız. Bunu nasıl... O fotoğrafları istiyorum. Bunu nasıl alabilirim? Hayır beyefendi. Alamazsınız. Ne yazık ki. Yarın hemen baskı yetiştirmem lazım. Çok acelem var. Kusura bakmayın. Hop hop hop. Bir saniye. Ya bu magazinlere... Burada neden bana haber vermiyorsunuz? Bir saniye. Röportaj falan kurtarır mı işi? Aslında olabilir. Yani bir yemekte bana gerçekten güzel bir yemek. Geçmedi. İş nerelere geldi bir anda. Can evet bugün ları yapmıyorsun, süpersin. Ya dün, hemen toparlamışsın. İzledin mi kendini? Evet dün şiiri unuttum ben. Şiir okuyacaktım. Ben şiiri daha unuttum. Çok unuttum. O yüzden... Kal geldi orada. Kal geldi anladım. Evet. Bir nefes alıştı herhalde evet. Anlaşıldı. Pekala ne hallere düştün gerçekten bir basketbolcu olarak bu konuşmalar çok iyiydi. Hemen dönelim bakalım var mı yorum? Evet Selen'den yorum geliyor. Sanırım oyunculuk eğitimi aldın sen değil mi? Evet evet. Oyunculuğun çok kötü ancak Lilya'nın kötü oyununu kapatacak kadar iyisin. Bence hiç iyi bir oyunculuk sergilemedin. Lidya sen günlerdir çok rahatsın. Böyle hep aynı kıyafetler, hep aynı bot, düz. Yani ya hep bu stili seçiyorsun nedense. Hep bu hikayeyi seçiyorsun. Zaten hikayeyi biz mi seçiyoruz Selen? Hikayeyi kim seçiyor onu tartışmayacağız şu anda seninle. Tartışmayacağız çünkü bu da bir kural. Şu anda tartışmayacağız seninle. Hikayeyi bir nevi biz seçiyoruz. Çok çabuk renk değiştirdiğini düşünüyorum senin. Çok hızlı renk değiştiriyorsun. Ha, renk değiştiriyorum. Gerçek hayatta çok güzel oyuncusun ama sahneye çıkınca vasatsın. Ben konuşabilir miyim? Tabii ki. Oyunculuğumun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu yani gayet iyi ellerini kollarını hareket ettirmeden de konuşursan hiç ben seni gayet ben böyle ben böyle çok rahatım. Seni ilgilendirmez sana beni saygı göstermiyorum büyük çünkü hareketlerin. Artık. Sana artık saygı göstermeye gerek duymuyorum. Zaten bütün saygısız. Kadınlara nasıl saygı gösterdiğimi herkes çok iyi biliyor. Zaten ve hayatımın en önemli duyguları kadınlara karşıdır ki her gece ben şiir yazarım. Bunu herkes biliyor. Beni bütün tanıyan herkes biliyor. Ay, ve burada da söyledim. En değerli şiiri? Varlığımın bana annem olduğunu da. Şiiri? Çünkü bana sevmeyi annem öğretti. Bana kadını annem öğretti. Bana da annem öğretti. Ve ben bu çok iyi öğretmiş. Tebrik bana ederim. Bana mı yazıyorsun şiiri? Tebrik ederim. Kadınlara mı yazıyorsun? Kime yazıyorsun şiiri? Sevgiline yazıyorsundur yani. Yok sevgilim yok ki. Hiçbir zaman sevgili şey yapmadım. Çünkü ben daha çok yalnızlıktan daha çok... Kendimi yalnızlıkta bulduğum için böyle daha hoş buluyorum. Ay canım ne kadar romantiksin sen böyle. Evet ve benim gibi bir çok erkeğe doğru. Kadına şiddet dedi. İşte ben bu yüzden neyse, hiç ben az önce hiç, ben az önce gidecek konuyu, gerçekten ses saygım olduğum için gitmedim. Miyim? Hiç Selena. O konuyu hiç açmana bile gerek yok. Girme. O çok talihsiz. Niye senin girmeyeyim? Adına talihsiz edilmiş bir laftır. O onun tarafına yazıldı. Seninle hiçbir alakası ben yok. Bir cevap verebilir miyim? Peki herhalde de cevap ver. Selen'cim şimdi şöyle bir şey var. Ben senin kadar iyi bir oyuncu olamayabilirim. Evet olabilir. Ama kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu bir. İkincisi ben senin gerçekten sevgisiz büyüdüğüne inanıyorum ve o yüzden bu kadar karanlık bir kalbim var. Yani inşallah aydınlığa gelirsin diye düşünüyorum. Nereye çünkü gelirim? Bu yaptıkların aydınlığa doğru, daha ışığa doğru kalbini birazcık aydınlatırsın. Ben annemin yanında gayet sevgiyle büyüdüm, gayet de aydınlıktayım. Bilmiyorum, sana sevgi göstermek lazım belki de çünkü... Sevgi açlığı ve sevgi azlığı var sende. Çünkü bu davranışların başka türlü açıklanamaz. Her şeye bir bahane uyduruyorsun. Sizin gibi sahte insanlar belki bana çok çıktı karşıma. Ben bitirebilir miyim? Ben seni dinledim. O sebepten sevgisiz büyümüş ben olabilirim sahte insanlar yüzünden. Ben seni duymuyorum bile şu anda sen konuşuyorsun. Peki herkese karşı hayatta bir şekilde bir ön yargın var demek istiyorsun. Evet, Cansu bir şeyler söylemek var. İstiyormuş. Çok rahat ve gerçekten iyi buldum oyunculuğunu. Rahat, kendine güvenen bir tip olduğun zaten belli. Sen daha çalıştığın için belki, onun çok daha seni bastırdığını düşünüyorum oyunculukla şu anda. Ki zamanla sen de yapabilirsin. İnşallah. Ben pantolonunda paçaların kıvrılmasından hoşlanmıyorum. Bu görüntüyü sevmiyorum. Hangi kıvırma kıvırma yani yok şu kırışık görüntüden ha, hoşlanmıyorum. Kırışma, evet. Evet, daha şu dümdüz olması daha estetik ve daha güzel duruyor. Ben de duruyor. Hoşlanmıyorum aklım. Evet, evet, daha güzel durur. Onun dışında ben sizi beğendim. Teşekkürler. Sevindim. Pekala, Ecem ve Edil bir şeyler söyleyecek. Hemen alalım Ecem evet, önce. Canın, ben beğeniyorum. O jest ve mimiklerini kullanmayı seven bir arkadaş ve enerjisi teşekkür. Gayet güzel. Ayakkabılarını sevmedim. Evet, şaşırırsın. Sen böylesin, ben ve siz ama biz biziz, okey? Onun dışında tatlım,
Sen sadece beni taklit edersin. Bak ben seni taklit etmem. Ben senin tarzını beğenmiyorum ki seni taklit sen edeyim. Sen tabii ki beni beğenemezsin. Çok ayrı frekanslardayız. Bence de. Umarım hiçbir zaman aynı frekansa girmeyiz asla seninle. Asla. Bana sürekli şöyle diyorum, ben ona diyorum. Bana hayransın, bana bayılıyorsun. Baktım kim ki arkadaşlarımıza benim cümlelerimi kuruyorsun. İçindeki sevgiyi bence artık bastırma. Bay bay. Bay bay. Hiç tarzım değilsin. Evet evet. Tarzım değilsin bir kere. Senin beni anlamam mümkün değil. Hiçbir şekilde tarzım değilsin. Benim hakkımda yorum yapmanı sesini istemiyorum. Benim hakkımda yorum yapmanı istemiyorum. Ben konuşurken sus. Benim hakkımda yorum yapma. Susar mısın? Benim hakkımda yorum yapma. Karşıya neyse, bak, bana da bakma. İstediğim yere bakarım. Bana bakamazsın. Haddini bileceksin. Ben de haddini yorum yapmaya eşit haklarda burada sahip evet. Selen'cim. Sen de herkes için yorum yapıyorsun. Neden senin için yorum yapılmasını istemiyorsun? Direkt bana karşı yapıyor. Direkt şu anda bana yapıyor şimdi yani. Şimdi ben burada Lidya'yı yorumlarken ya da Can'ı, sen buradan bana laf atamazsın Selen. Of Ecem, bu tutmuyor artık bu oyunlar. Yeter oyun hakikaten mu? Yeter. Yani tutmuyor artık bence. Senin bunlar. Oyunların tutmadı. Bence dikkat artık et. Tutmuyor bir tek bunlar. Peki Ecem, Lidya ve Can'la ilgili konuşuyoruz. Tamam. Evet. Dediler ki hep düz, hep düz. Aa neden resim çekerken topuklu ayakkabı giymedin ki diye de bir gülmek istiyorum. Aa bir de fotoğraf makinen olmalıydı tatlım. Bu şekilde olmaz. Evet. Ve renk onu istiyorum. Gerçekten. Sen de renk istiyorum Lidya'cığım. Teşekkür ederim. Pekala İdil. Ben birçok insanın burada maskelerle dolaştığını düşünüyorum. Ama sen onlardan biri değilsin. Peki sana bunu sormak istiyorum Selen. Madem kendinle bu kadar barışık, ben diyen bir kızsın. Dün bütün fanlarımdan yorumlar ve mesajlar aldım. Senin hesabına benim hakkıma yapılan yorumlardan kötülerini bırakıp yani sana menfaat sağlayacak olanları bırakıp benim için kötü olanları orada tutuyorsun ve kötü yazanları da blokluyormuşsun. Neden bunu yapıyorsun? Benim sayfama girip beni gizli fanlarımdan profilime girip yorumlara bir bak. Bunu en az 20-30 kişi benim yazmış. Benim sayfama girip beni mi takip ediyorsun? İdil kötü. İdil öyle böyle yazanların hepsi duruyor. Beni savunanların hepsini silmiş. Kendinle barışık değilsin. Bütün gece beni takip ettin. Evet. Bütün gece seni takip ettim ve kabus gördüm sonrasında. O yüzden saçlarım böyle kabardı Selen. Şu an o yüzden elektrik alamıyorum Selen. Arkadaş, takip edilmek, şu anda. Sevilmek, takipçilerinizin olması güzel. Tabii ki burada ekran önündesiniz. Her birinizi destekleyen var. Binlerce kişi başvurdu biliyorsunuz buraya. Hepiniz özenle seçildiniz, buraya geldiniz. Hepinizin eşit şartlarda yarışmaya hakkı var. Lütfen daha fazla uzatmayalım. Ve sizi yerinize alalım. Jüri üyeleri bakalım ne diyecek. Evet. Çok başarılıydı oyununuz. Yani gayet hoştu. Fakat kim söyledi bilmiyorum. Ecehan söyledi. Çok haklı. Yani bulmamam mümkün değil bir fotoğraf makinesi. Evet. Bunu bize söyleme. Yani burada paparazziysen elinde bir fotoğraf makinesi görmek isterdim. Çantayı nasıl görüyorsak. Çok büyük bir eksik. Çok haklı. Puanı kırıyorsam o fotoğraf makinesinden dolayı kırıyorum. Sen bir harikasın. Hayatımda gördüğüm en şeker ve komik surata sahipsin. Teşekkür ederim. Bu kadar uzun boylu olup böyle bu kadar bir şeker. Basketçi miydin sen? Basket oynadım, futbol oynadım. Basket oynadın fakat böyle muazzam pozitif enerjin var. Teşekkür ederim. Kılığını da ben giyer miyim? Evet giyemem böyle kılıklar ama. Giyersiniz niye ya? Bilmem giymedim. Bence yakışır. Hayır, yani yaşımdan dolayı belki diyeceksin ama tavus kuşları burada ne oluyor? Hani ona bakarsan ama yani çok çok seviyorum erkekte böyle. Eskimiş ayakkabı, evet. Paspal parti. Onun için 9 veriyor. Numarayı söyledim. Wow, süper. 9 veriyorum. 1 puan makinandan dolayı kırdığım için. Geri kalan çok başarılıydı. Çok teşekkür ederim. Süper. Can dostum harikasın. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İşte bu. Duymak istediğim buydu. Çok beğendim. O kapşonluyu kapatıp üzerine kep takman. Ya dün gece zaten bu tarzı yapıyorum. İyi hareket. Takımla deplasmana falan giderken. Dün gece de oturdum baktım son zamanlardaki ne diye. Ne oluyor ne diye. Baktım bunu gördüm. O biraz İngiliz stili. Evet. İngilizler başlattı onu. Evet evet. Şey. Çok iyi. İçinde de bir kuru kafa var. Cemil Bey'in dediği gibi ben de erkekte bu eskimiş postal durumu çok seviyorum. Acayip seviyorum. Yani yepyeni olmasından bu abi çok evet. Daha güzel yaşanmış duruyor. Evet. Lidya. Paparazzi. Lidya. Yani fotoğraf makinen olmaması evet büyük bir eksik. Dün kar nedeniyle çok geç gittik. O yüzden arkadaşlarımdan alamadım.
Evde de yoktu. Ben zaten bilgisayar dahi kullanmıyorum. Sadece telefon. Ya şu bizim fotoğrafçımızı rica etseydi fotoğraf makinesini. Maalesef veremediler burada da çekim yaptıkları için. Çanta rica ettim, onu da veremediler. Çünkü sırt çantası varmış. Peki. O yüzden gerçekten özür dilerim, haklısınız yani. Ben de çok istedim. Haklısınız. Bir de biraz seni böyle savaş buldum yani daha... Paparazziyim. Paparazzi hani. Ama. Koşuşturuyorum sürekli. Yani, ama bayan paparazzi var mı? Var. Var. Var tabii. Nerede, ben hiç görmedim. Yani var. Eskiden daha çok vardı. Var. Şimdi onların hepsi hani bayağı program falan yapıyorlar. Ama vardı. Var. O zaman tamam. Ve böyle yani sokağa çıktıklarında da böyle şey giyiniyorlar. Güzeller. Can, şu yeşil tavşancık kadar şirinsin gerçekten. Çok tatlısın. O sizin şirinliğiniz. Kıyafetine de bayıldım. Tişörtünü de çok sevdim. O kuru kafa. Kep mi var kuru kafanın üzerinde de bilmiyorum. Evet, kep var. Hayır, şeyde baskıda. Taç mı, kep? Kep var galiba orada da. Çok çok sevdim tişörtünü. Yani Lidya, evet, senden birazcık daha hani bu tarz benimin hani yol kat etmiş kızlarından birisin. Senin paparazzi yorumunun daha tarz sahibi olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Fotoğraf makinesi detayına girmeyeceğim, açıklamanı yaptın. Botların farklı bir şey olabilirdi. O hani kahverengili mont, koyu renk denim falan, o uyumsuzluğu pek sevmedim. Farklı bir şey olabilirdi ama size 8 veriyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben zaten vermiştim. Teşekkürler. Benden de 9 puan. Can, gerçekten çok başarılısın. Lidya, biraz kolaya kaçtın. Ne yapıp ne edip aksesuarın tam olmalıydı. Benden 9 ve Umut'tan. Benden de 9. Ay. Teşekkürler. İşte bizim puanı. Bu sayesinde bugün gerçekten. Evet. Sağ olun. Pekala, tebrikler. Ama çift olmak böyle bir şey. Evet. Evet. Teşekkürler. Devam ediyoruz. Sırada İdil ve Aykut var. İdil'in bugünkü kılığına bakınca gerçekten enteresan bir şey bekleniyor olsa gerek. İzleyelim. Yeni bir aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir neden lazım. Yeni bir haber, yeni bir kader, bunlar için bana şans lazım. Yeni bir duruş, yeni dokunuş, tek tek keşfetmem lazım. Yeni bir hayat, gerisi bayat. Ah, kendime yeni bir ben lazım. Alo, şimdi mi geliyor? Tamam kuşum, merak etme, ben hallederim. Bay bay. Merhaba, İdil Hanım. Selam. İsim? Aykut. Aykut, zaten biliyordum. Yok artık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anlat, neyin var? Günlerdir uyuyamıyorum, kalbim sıkışıyor. Nefes alamıyorum. Dur! Devam et. Devam et Aykut. Bulutların üstünde gibiyim sanki böyle. Cinnet geçeceğim artık böyle. Çok tuhafım. Ne olur kurtar beni bundan. Ah Aykut. Evlen onunla Aykut. Evlen. Yüzükler al onu Aykut. Al. Ayak parmaklarına da al Aykut. Uzaklaş o arkadaşlarından Aykut. Merkür çok dolu bugün. Boşaltacaksın Aykut. Evden çıkma. Ayaklarının dibinde ol Aykut. Kimin? Uzaklaş. Kimin diye sorma. Sibel'in Aykut. Sibel'in. Sakın Aykut, uzaklaşma ondan. Merkür senden yana. Yıldızlara ve gezegene inan Aykut. İnan. Çok teşekkür ediyorum. İnan. Hepsini yapacağım. Alıp hediyelerin hepsini gideceğim. Yürü Aykut, git ona. Alo, para yattı mı? Tamam, zaten hallettim. Bay kuşum. Çok şekersiniz gerçekten. Bravo size. Şöyle yani, nereye gittin Aykut? Gel Aykut, Aykut gel. Ayak parmaklarına da yüzükler al repliğini sen eklemediysen ben... Ben yani tam edildik bir replik o, gerçekten öyle. Sen de tabii her yerine takmış tokuşturmuşsun. Evet. Üçkağıtçı bir astrolog musun? Nesin? Evet. Evet, pekala. Çok şeker gerçekten. İnanır mısın böyle burçlara? Ya tabii ki biraz astronomiyle aram iyidir ama tabii fala inanma, falsıda kalma, burçlar falan derler ama tabii ki bir yansıttığını düşünüyorum insanları. Evet, senin burcun ne mesela? Yay. Yaysın. Sen? Aslan. Aslansın sen, doğru biliyoruz, öyle mesela değil mi? Mesela ikimiz de ateş burcuyuz. Örneğin o da ateş, ben de ateş. Nasıl hemen oldu ikiniz aynı yerde? Şey, iyi anlaşan burçlardan mesela yay, aslan, koç. Ha, anlaşırsınız. Yani çok anlaşıyoruz. Süper, gerçekten çok anlaşıyoruz. Süper, ne güzel. Harika bir şey bu. Acaba bu uyum size yansıyor mu arkadaşlar? Nasıl görüyorsunuz birlikteliklerini? Allah Allah. Peki Emre, senden dinlemek istiyorum öncelikle. Oyun fena değildi ama bence yani tam bir cadıya benzemişsin. Yani tam oturmuş. Onu söylemek istedim. Peki Erkan söylesin.
Can, dün Cemil Bey de üzerine vurguladı. Bu kadar uzun boylu ve biraz da yapılı olmasına rağmen bu kadar dar tişört ona atlet gibi olmuş. Ve fark ettim 2-3 defa çekiyor böyle kendine. Ayrıca sanırım dünkü ayakkabılarını en azından hani bugüne biraz özenip gelebilirdin diye düşünüyorum. Ayakkabılarında bir aksilik yaşadık. Ve İdil'i çok beğendim ayrıca. İdil kesinlikle çok güzel oynadı rolünü ama Can atlet gibi olmuş biraz tişört. Can değil Aykut. Şey Aykut. Kasları var ve göstermekten memnun. Çok da yakışıyor. O zaman ben soyunmayayım istersen. Sen soyunursan hepimiz buradan çıkarız. Bence de soyunma. Pekala Serhan. İdil'cim, öncelikle tam senin rolün bu. Çok beğendim gerçekten. Performansın süperdi. Çünkü tamamıyla... Ah dur! Yıldızlar bugün hiç senden yana değil. Enerjin çok düşük. Konuşma. Peki Barış'a geçiyoruz hemen. Barış ne söylüyor? Oyun hani karşısına bir kavak ağacı koysak daha çok yakışırdı onda oraya. En azından boy var, sende o da yok. Zaten makinede çekmiş gibisin. Her şey boyda olmuyor canım, marifet önemli, anlamışsındır. Beğenen beğendi, alan aldı. Sana ne? Arkadaşımın da dediği gibi gerçekten cadı sana çok yakışmış. Bugüne kadar sana yakışan en büyük hikaye yani gerçekten şu an... Ben her zaman yani. Cadıydım. İstersen o yüzümü sen görme. Bence i̇şte biraz abartıyorsun. Gerçekten çok yakışmış yani. Hep böyle kal. Hatta hiç bozma. Eve de böyle git. İstiyorsan sana hep böyle kalabilirim. Kal kal. Kalmadım kal. Ama bundan sonra severim istiyorsan cadıları. Kalacağım. Cadıları evet. Çok seviyorum. O yüzümü sen de görmek istiyor musun? Görürsün. Görüyorum karşımda zaten. Evet. Serhan onu kime söyledin mi? Sen? Bir şey söyledin de yanlışlıkla herhalde. Yanlış anlaşıldı. Yok. Ayağımı indirmem için uyardı da arkadaş. Ben bir anlık dalgınlıkla buradan seyircilerden de özür diliyorum. Ayak ayak üstüne atmışım. O yüzden yorumum yarım kaldı. Sözüm daha bitmedi Erkancığım. Anladım. İdil, sözümü böldün. Benim lafım daha bitmemişti. Önce pardon. Bir saygılı olmayı öğren. Ben senin hakkında iyi bir şey söyledim. Oyunculuğun çok güzel. Buna hiçbir lafım yok. Cadı iyi bir şey mi oluyor? Sonuç ben itibariyle, bir cadıyı canlandırmıyorum şu an. Sonuç itibariyle burada bir oyunculuk yapıyorsak o role girmenin... Ama cadıyı canlandırmıyorum şu an. Bu bir kostüm değil. Ben seni anlıyorum. Sen de beni anla lütfen. Ben seni anlamıyorum. Tamamıyla cadıya benziyorsun. Efendim Emre? Bir tek süpürgen eksik. Ha! Pekala Cansu. Merkür bugün senden yana. Peki çok sevdi Edil bu rolü gerçekten. Cansu bir şey söyleyecek. Dün benim taklidimi yapmışsın. O çok çirkin bir davranıştı. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Haklısın Cansu. Ve lafın bitsin lütfen. İdil bak herkes sana aynı şeyi söylüyor. Lafının bitirmesini bekle insanları. Tamam. İkincisi evet arkadaşlarıma katılıyorum. Evet, rolüne uygun olmuş gerçekten. Ve çok iyi yapmışsın. Bravo. Tarzınızla alakalı seni biraz sakin buluyorum genelde de. Şu an zaten ortamı çözmeye çalışıyorum. Evet. Bazı insanlar hakkında şu an çok rengini belli edenler oldu. Evet. Aksakal dediler gibi. Evet. Bu saatten sonra ben yani de... biraz daha şaşırmış yok. Vesaire yapabilirdin. Daha bize enerjimizi yükseltti. Yok ben rolden demiyorum. Genel şimdi bulunduğumuz... Ben başka bir şey söylüyorum. Ha, şu an sizin ne? Sen yine konuları başka yerlere çekmeye çalışıyorsun. Tamam. Gerek yok. Diyorum ki oyunda daha çok bizi heyecanlandırıp yükseltebilirdin. Bunun dışında siyah, uyumlu, güzel, sorunu yok. Sadece o yaptığın davranış gerçekten çok çirkindi. Komik duruma düşürdün kendini. Ve emin ol ben değil sen komik duruma düştün. Bence yapma böyle şeyler bence. Bence sen bu konuşma tarzınla zaten her i̇şte zaman yani, komiksin. İşte bu yani sen böylesin. Olsun. Ben sana artık sana böyle bir şey söyleyeceğim. Bunu herkes duymalı bence. Bence sen bütün değil. Oyunlarda o bir kız şekli vardır. Ve bu halk tarafından hiç sevilmez. Sen o kızsın o oyunlarda. Bence ve beni hepsinde, seviyor. Ha falan böyle ben böyle bir şeyler. Seviyorum. Sen hep aynı tarzsın. Onu değiştir biraz ağır ol. Beni gerçekten kıskanmaya biraz başladınız. Biraz ağır ol gerçekten. Arkamdaki insanları ve halkın beni sevdiğini olmalısın. Görünce. Benim içimin dışımın bir olduğunu anladıklarını görünce. Kıskançlıktan burada gerçekten seni sevdiklerine inanıyor musun İdi? Evet fanlarım öpücükler. Ya olmayan fake fanların biliyorsun satın aldım fanların. Biliyorsun satın aldım ben bu programa fanların. Başladığımdan beri takipçilerim. Tamam bu kadar yorumum teşekkür ederim. Bir dakika ederim. Açıklayacağım. Yavaş yavaş arttı ve bunu en iyi yanımdaki arkadaşlarım biliyor. Jürimiz de bunu biliyor. Bunun konusu çok geç. Çok benim yorumum bitti. Sen hala konuşuyorsun. Boşuna ve konuşuyorsun. Sana cevap vermiyorum. Genel cevap veriyorum. Evet, ve yavaş yavaş arttı. Dün bu konuyu araştırdım. Takipçi satın aldığında bu kadar pay pay alınmıyor. Ben o kadar zengin ya, o kadar bir kafana takmışsın değilim. Ki. Evet, o kadar kafana takmışsın. Ben dersime çalışıp geliyorum. Sizin söylediğiniz siz söylediğiniz şeylerin arkasını doldurmuyorsunuz. Ama bak ben dolduruyorum. Çalışıp geldim. O kadar zengin bir ailenin kızı da değilim. Bunları harcayacak param yok. Farz et ki biz seni suçlamak için yapmıştık. Bunu sen bu kadar bak, kafana taktın. Bak demek iftira atıyorum.
araştırdın mı? Kendi ağzında söyledin. Sen böyle şeyleri çok takan bir kızsın. Çok yalan boş şeyler söylüyorsunuz. Bunlar çok boş şeyler. Tarzınla ilgilen yalan bence. Yalan söylüyor. Benim tarzım gayet yerinde. Sadece sen ilgilen sosyal medya vesaire bunlarla ilgili. Tarzım yerinde olduğu için senden önce geldim canım, ve hala buradayım. Canım. Benden önce gelmen tarzınla alakalı mı? Seçmelerle veya sen, bilmekle sen alakalı. Sen o kadar tarzı olsaydın Ebru çoktan gelmiştin buraya. Ebru teşekkürler. Keselim bence yeter. Çok konuşuyorsun İdil bak, ya. Bak burada şöyle bir başım şey var. Başım ağrıyor senle konuşunca. Cevap veremeyen, söyleyecek şeyi olmayan herkes keselim Ebru Hanım. Çok gereksiz konuşun, çok seviyesiz konuşun. Çünkü söyleyecek sonra bir şeyiniz yok. Ben kendimi ifade edebiliyorum diye seviyesiz değilim. Ben gayet seviyeliyim, sadece i̇fade kendimi tarzın, ifade edebiliyorum. İfade ediş tarzın çok çirkin. Seninki de çok çirkin. İşte bu, sen busun, sen busun. Maalesef sen de busun. Pekala İdil'cim, şimdi sizi yerinize alıyorum Aykut Bey. Maalesef sen busun İdil. Evet. İdil, cadıya benzemiş misin? Benzemişsin ama çok güzel bir cadı olmuşsun. Teşekkür ederim. Ben bayıldım. Ben hayatımda hiç fal baktırmadım, yıldız fal haritası falan yapmadım ama sana gelirdim fal baktırmaya. Yıldızlar bugün sizden yana Umut Bey. Yıldızlara bakı kalın. Bakı kalın. Eyvallah. Astrolog zaten şu an canlandırdığı karakter, evet, hikayede. Evet, yani yıldız haritası bambaşka. Gerçeği yansıtan en azından ele tutulabilir bir ben şeyden geleceğim bahsedeyim. Hakkında konuşulmasını hiç kabul edemiyorum. Evet, tabii ki. Erkekte ben senin gibi vücut yapısına birisinde yani o kadar daha şevi ve dürüst olmak gerekirse yakıştırmıyorum hiç. Aynen. Ve kol boyu o kadar kısa bir tişört. Aynen. Yani zaten vücudun ortada, iyi bir vücudun var. Bir erkek olarak dolayısıyla da hani giymek isterim, çok hafif bol bir şey bile giysen doğru zaten taşıyacaksın. Yani belli vücudun var, kol boyun çok uzun, dropları. Seni hiç beğenmedim yani ama İdil bugün çok iyi. Evet Aykut, gerçekten çıplak gibisin yani, böyle çok özensiz gelmişsin. Bir tane gömlek bile atsaydın ya da o böyle bir alacaktın Aykut. Fermuarlı bir şey hani kapşonlu fermuarlı bir şey, çok spor. Tamamlanmış görürdük ama çok 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 eksiksin bugün gerçekten. İdil sana gelince yani bana birazcık Rezan Kiraz'ı hatırlattın. Hani benim tanıdığım en tarz sahibi, kendine hasta bir tarzı olan astrolog odur. Ve böyle takıp takıştırır, hani koyu makyajlar evet yapar, saçları çok hep da yakıştırır. Evet, çok evet, gerçekten çok beğenirim tarzını. Neye benziyor? Evet. Yani elimde olmadan söyleyeceğim. Çok saygın tabii, böyle astroloji saçma bir şey değil. Tabii. Buradan da sevgilerimi yolluyorum. Tabii tiyatral biraz. Rezan Kiraz'ın evet gençliğine benziyor. Onu söyledim şimdi. Rezan Kiraz böyle çok kendine has bir astrologdur ve hakiki bir astrologdur. Kesinlikle. Evet. Ve ben çok beğendim. Yani hem hikayenizi çok beğendim, canlandırmanızı çok beğendim. Ve yani özenin için dün de tebrik ettim, şimdi de tebrik ediyorum. Aykut, bu puanın tamamı İdil'e. Biraz daha özenli olsaydın 10'du hakkınız ama 8 veriyorum. Can sağ olsun. Ben şu anda sana söyleyeceğim hiçbir şey yok Aykut. Sadece mal çok iyi ama saç hali de dahil olmak üzere. Artık beni dinle. Hayır, saç dahil olmak üzere paketleme bu kadar kötü olamaz. Mal çok iyi. Yani elime verseler bu malı çok güzel giydiririm. Çok peki güzel giydiririm ama zaman alacak zannediyorum. Onun için seninle hiç konuşmak bile istemiyorum. Ama sen çok başarılıydın. Tabii her ne kadar bu bir komediyse, astroloji komediyse, ben bir astroloji içinde olan insan olarak astroloji esasında tabii komedi yapılırsa böyle yapılır. Ben de Cemil İpekçi'yi komedi yaptığımda Levent Kırca çok başarılıydı. Fakat harikayız. Harikasın yani, söyleyecek kelime bulamıyorum. Oyunundan tut bütün giydiklerine kadar. Bir kahkaha atsana. Çok tebrik ediyorum. Cemil Bey, size bir varsayımda bulunayım mı? Yarın bu tarz benim de canlı yayına çıkacaksınız. Nasıl çünkü bildim? Çünkü buradan bir şey söylemek istiyorum. Astrolojiyi bu şekilde kullananlar da var. Evet. Hakikaten var böyle. Merkür Allah'tan geriye gitti. Şu anlarda Merkür yaşamıyoruz. Ben de 8 veriyorum ama tamamını İdil'e veriyorum. Sana yarım puan bile yok yani. Yarın tam yapacağım onu, söz veriyorum. Gireceğiz. Gel gel. 8. Teşekkürler.
Evet ve benden de 9 puan geldi. Vücut dilini, giydiğin kostümleri her zaman bir numara öne çıkartır. Bunun için biraz çalışman gerektiğini düşünüyorum ama performans çok iyiydi. Tebrikler, siz yerinizi alıyorum. Evet, sırada Cansu ve Serhan var. Bakalım performansları da bizi etkileyebilecekler mi? Hayatım buyur otur. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Tabii sen bir git git. Eyvah! Telefon orada kaldı. Git sen bakalım. Bu git. Cadı kız kesin kurcalıyordur. Cansu! Serhan bunlar sen ne? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Bunlar bırak ne? Şu telefonumu Cansu. Bunlar ne Serhan? Ya ben sana güvenip arkamı dönüp gidemeyecek miyim? Serhan bir saniye. Oradaki şeylerin hepsini gördüm. Bütün yazışmaları her şeyi okudum. Ne gördün Cansu? Ne gördün? Serhan 6 aydır telefonunda şifre var. Gizli gizli konuşmalar, gizli gizli yazışmalar, bir şeyler. Benden habersiz tuvalete bile telefonla konuşuyoruz. Hayatım. Bir kere bir başta anlaşalım. İş yerindeki arkadaşlarım bizim özelimizi görmesinler de işimize koyuyorum. Serhan bir saniye, bir dakika, bir dakika. Şimdi sen tuvalete giderken de mi iş yapıyorsun? Ha? Tabii ki. Bizim için çalışıyorum ben hayatım. Serhan sen kimi kandırıyorsun? Kimi kandırıyorsun? Bak bana, gözlerime bak. Kimi kandırıyorsun? Ha, bakıyorum. Şimdi o telefonda şifre kalkacak. Bundan sonra asla gizli konuşma olmayacak. Benim her şeyden haberim olacak. Benim sana verdiğim haberler gibi. Hayatım, bence sen bu olayı fazla uzatıyorsun. Benim kimseyle görüştüğüm yok. Cansu ve Serhan. Evet. Aslında bu kadar değildi oyunumuz ama zaman yetmedi. Pekala, bir ipucu vermiş oldunuz en azından. Evet. Serhan çok şıksın. Çok teşekkürler. Ne dersin, beğenirler mi seni bugün? İnşallah. Öyle umuyorum. Mavi bordo çok severim zaten. Var mı yorum? Hemen dönüyorum. Tuğba ufak bir yorum yapmak istiyormuş bize. Ufak değil, biraz uzun olacak. Önce kıyafetiyle ilgili yorum yapacağım. İçindeki bluzu hiç sevemedim. Keşke içine mavi gömlek giyseydin. Trenç kotuna daha uyumlu olurdu. Ayrıyeten dün süre yetmediği için yorum yapamadım bazı cümlelerine. Dün dedin ki... Hiç hatırlamıyorum dün ben ne dediğimi sana. Güzellik seni ve estetik... Seni bile hatırlamıyorum açıkçası. Hatırlamaman neyse. Normal neyse. Dün güzellik ve estetik muhabbeti yaptın. Hmm. Güzelliğine çok ego yaratmaya çalışıyorsun. Benim 3 tane yarışma geçmişim var. Birini... Senle biz kavga mı etmiştik? Hayır, benimle kavga etmedim. Ben söz alıp oradan sen neden bu konuya dahil olma gereği peki, duydum? Peki dinleyelim sizi. Ben konuşuyorum neyse. Ama burada evet, farkındayım. Evet, dinliyoruz. Benim 3 tane yarışma geçmişim var. Birinde Türkiye'yi temsil ettim. Bir tanesi de birinciliğim var. Ben senin kadar bu kadar güzelliğimle ego yaratmadım. Ayrıca ben de senin gibi modellik yapıyorum ve hiçbir yerimde estetiğe ihtiyaç duymadım senin gibi. Okay. Sen dün şöyle bir cümle kurdun. Dedin ki ben modellik yapıyorum, bazı yerlerimde estetiğe gerek duyuyorum dedin. Eğer model olacaksan doğal model ol. Böyle, bu tarz bir cümle kurdum. Ben çok iyi hatırlıyorum. Dün süre yetmediğin için söz alamadım. Canım. Peki hala doğallık ve estetiği evet. Tercih edenler ikiye evet. Ayrılırlar. Tuğba da onlardan biri. Çok da güzelsin Tuğba. Teşekkürler. Evet buyurun. Ben bir tek bir şey merak ediyorum siz erkeklerde. Neden bu yeni bir moda mı çıktı genç erkeklerde? Bir beden küçük ceket almak. Ha. Yani ceketin hakikaten neresine bakıyorsunuz alırken anlamadım. Bunlar yeni çıkan ceketler ya Cemil. Yani facia bir şey ha. Bu ceketler. Bir, yani kısalığını anlıyorum da kol boyu kısa, omuzlar bir tuhaf. Sen çok yakışıklı bir herifsin halbuki. Teşekkür ederim sağ olun. Herifsin hakikaten. Uyumunu falan beğendim. Seni de yani baktığın zaman çok beğendim. Gayet sokaklardaki kızlardan birisin. Oyununuzda da yani 10 üzerinden 10'luk değil ama şöyle söyleyeyim. İkiniz bir arada bir 7'yi hak ediyorsunuz yani ama 7'nin üstünü henüz değil. Peki bir şey sormak istiyoruz. Erkeklerde kol boyu yani ceketin altından gömlek çıkmalı mı çıkmamalı mı? Bazen çıkmalı, bazen çıkmamalı şimdi aslında. Şimdi ben bir zamanın erkeklerinde bildiğim için kostümlerde normalde 1 santim çıkar. Evet. Ama 1 santim çıkar ama yeni olarak şöyle daha fazla çıkarıyorlar ama bu kadar kısa kol boyu zannetmiyorum, yanlış. Pekala, Serhan ne diyeceksin? Cemil Bey'e katılıyorum sonuna kadar. Ben de bu kadar kısa kol hiç sevmiyorum gerçekten. Ama Umut Bey çok güzel ifade etti. Gerçekten şu an bütün reyonlarda hep bu şekilde bulabiliyoruz. Bulamadım bedenime ya göre. Bir beden büyüyor ona enden büyük evet, gelecek. Evet enden büyük geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Teşekkürler. Böyle çok takım gibi olmuşsunuz.
7 veriyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben de 7 verdim. Sağ olun Cemil Bey. Ben genel olarak Serhan'ı çok beğeniyorum. Çok teşekkür iyi ederim. Giyiniyor bence. Sağ olun. Cansu, sen keşke içine o bebek mavisini giymeseydin. İkiniz çok bebek mavisiniz. 9. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. 7 puan da benden. Serhan, evet çok güzelsin. Cansu, biraz daha yaratıcı olman gerekiyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, sırada İdil ve Aykut var. İzliyoruz. Aygün. Ha, Aygün var. Aygün mü var? Ha, ikiniz beraber değil misiniz siz? Aygün ve kim? Erkan. Aygün ve Erkan geliyor. Sana da iyi akşamlar kızım. Aygün. Aygün kızım, bir bardak su getir babana. Allah'ın cezası değmiyor yine. Ay. Abo, bu müzik ne? Abo. Ne bu müziğin sesi kızım? Ne yapıyorsun sen? Dede, bu nedir ya? Bu nedir? Ben kaç kere söyledim, kapıyı çalmadan girme bu odaya. Nerede insan hakları, nerede özgürlük? Şu derslere çalıştık. Zaten erkek arkadaşımdan ayrıldım. Moralim inanılmaz bozuldu. Bırak sevgili, bırak müziği. Şu müziği dinlediğin kadar derslere önem verseydin, veli toplantılarında azar işitmezdim. Almanya'da hiç böyle değildi baba. Burada hep matematik, hep matematik, hep sınav, hep sınav. Benim ruhumda müzik var. Anlıyor musun beni? Burası benim ülkem, benim toprağım. Benim dediklerime uyulacak kızım. Eşek spasseni. Of baba ya, of. Yani sıkılmaktan sıkıldım artık burada. Zaten Tuğba'larla birazdan rock müziğe gideceğiz. Bayaltma beni. İşte aksesuar, işte makyaj, işte tamamlanan bir oyunculuk. Tebrik ediyorum seni Erkan. Gerçekten aferin sana yani. Makyözlerime çok teşekkür ederim, çok uğraştılar. Aferin, ama bunu düşündüm ve gerçeğe çevirmeye çalıştım. Asi kız, ne oldu sana böyle? Canım sıkkın ya, of Allah ya. Allah. Çok demode kaldı o ya. Biraz amcama İsmail'e benze. Kız vallahi bacaklarını kırarım senin. Bak, ha. Bak, zumba yapıyor zumba. Öyle gece gece de gelmeye yok eve. Kaçta gelsin en geç? Vallahi 9'da evdesin. Ona göre. Bundan sonra babayı görmeden de gitmek yok. Vallahi kırarım bacaklarını. Tuğba'larla rock konserine gideceğim. Kız bu ne? Bu ne? Bu ne? Allah'ın cezası. Bundan sonra giymiyorsun öyle. Bu bir tarz baba. Tarz mı değil mi? Şimdi göreceğiz. Hemen dönüyoruz. Evet, yorum var mı? Ecem'den geliyor ilk yorum. Aygün, Aygün. Hey, hey. Süperdin. Vallahi bugün sizde oyunculuk gördüm. Aygün, tarzının dışına çıkmış. Çok da hoş olmuşsun. Süpersiniz. Konsere ben de geleceğim. Tuğba, sen. Gel beraber bebeğim. Gidelim. Çok beğendim. Pekala. Emre'den yorum alalım. Erkan arkadaşımızın kıyafetini çok beğendim. Üstlendiği role çok iyi uyumuş. Arkadaşımız da çok güzel oynadı. Ben çok beğendim. Pekala. İsmail bir şey söylemek ister. Ya ben Aygün'ün kıyafetini azıcık yetersiz buldum. Şortu çok kalitesiz duruyor. Niye bilmiyorum. Gerçekten hani... Amca çok rakçı büyüdüm, üniversite bitirdim, çok yerlere gittim. Anlayanlar diyor da, hani kim anlasın bunu, kurban olayım sana. Botların aynı şekilde kalitesiz görünüyor. Yani zaten şortu çekip duruyorsun bir saattir. Yani ya büyük mü küçük mü? Yani amca, olacak bir şey Almanya'dan bu kendine. Sen getirdin ayakkabılar ama. Büyük gibi, şort sen küçük getirdin gibi. Almanya'dan. Ceket farklı. Ya gittim, evet Almanya'da gittim. Senin gibi hiçbir yeri ben hiçbir ülkede görmedim. Hani Türkiye'nin artık geçmiş olsun o zaman. Hele kardeşime bak, o da Almanya'da yetişti, bak nasıl konuşuyor. İşte böyle oldu. Tamam. Ah İsmail. Sen ah, tabii kızdan olumlu cevap alamadın, geldin şimdi bana sardın. Duyamadım ki. Bak, kabul ediyorsun. Amcam benim, iyisin. Pekala, jüri karşısına alıyorum sizi hemen. Süper.
Bayıldım. Aygün. Yani ne kadar güzel bacakların var ya. Çok güzel ve açman lazım. Koko gibi oldu birden. Ya o diyor diyor ne kadar güzelsin ya diye. Çok beğendim gerçekten. Şortunu da beğendim. File çorap giymen çok iyi olmuş. Makyajın çok konsepte uygun. Sırt çantan. Eksik hiçbir şey göremiyorum hayret. Böyle şu boynundaki bile tamamdır yani. Aygün. Evet. Nefis. Sen de harikasın. Çok yani tam bir babasın. Ayakkabıların kadife fitilli pantolonun, süveterin, gözlüğün. Çok 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 iyisiniz. Ya. İyisin. Ben böyle hiç dayanmıyorum. 10 veriyorum Oo, size. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Oo Ebru Hanım'dan da geldi. Aman Allah'ım. Ay 10. Ay bir şey söyleyeceğim. Oh my God. Ay ben de 10 veriyorum. Oo vallahi çok heyecanlandım. Çünkü niye oyununuz bir harikaydı ama Aygün bir tek bir laf söyleyeceğim çok çabuk. İlk defa tarzının ne olduğunu gördüm sana yakışanın. Ne olur bundan vazgeçme. Hanım nine gibi giyinme. Ya sen ne o eldivenler şapkalar ya. Yaşını şunu yaşa. Bu kadar iyi taşımak. Bak bak ne kadar aksesuarına güzel. Aksesuarına kadar. 10, 10, 10. Çok teşekkür ederim. Bravo. Kuru kafa. Vallahi Erkan bence Aygün'e hayat öpücüğü verdi. Oho. Yarışmada. Ben hayat 10 verdiğime inanamıyorum. Tehlikeli kelimeler kullanmasak. Ama 10 verdim. Zaten favoriniz. On. Dede çok iyisin. Oh baby. Yeah. Bu hayat öpücüğü yanlış anlaşılmasın yalnızca bir taraftan da Aygün oradan. Ben tıbbi açıdan söyledim. Tıbbi terimlerde vardı ya hayat öpücüğü. Evet. 10 puan benden de gerçekten. Çok iyisiniz. Çok teşekkürler. Uyumlu bir çift oldunuz. Tebrik ediyorum. Bir şey sorabilir miyim? Sizin sahne performansı için verdiğiniz sıfırla bir puan vardı. Oradan puan alabiliyor muyuz? Evet bugün yok. Bugün ben tamam. Koko'nun olmadığı bugün jüri üyelerimiz için bir yardımda bulundum. Ve gel Aygün gelmeyi korkuyor. gel. Şimdi gel bunların hepsinin bir şaka olduğunu söyleyeceğim. Evet ama ikinizin de gerçekten az önce de söylediğim gibi performansınızı çok beğendim. Rolü tamamen üstünüze giymişsiniz ve sen gerçekten onun için iyi bir şans oldun. Onun açığa çıkmasını sağladın Erkan. Evet. Şimdi senin yerini alıyoruz çünkü bizim Aygün ufak bir işimiz var burada. Ya. Dün neler yaşanmıştı? Dün ne oldu? Siz neden bu kadar merak ettiniz? Aygün'ün başına neler geldi? Kısacık hatırlayalım. Sonra üzerine konuşacağız. Küçüğüm, huzurum, mutluluğum, her şeyim. Aşkların en güzeli. 4 Nisan'da beraber çıktığımız bu yolda. Hayır. Hayır. Nisan'da beraber çıktığımız bu yolda ölüm bizi ayırana kadar benimle birlikte bu yolda yürür müsün? Evladım iyi düşündün mü? Kendisi çok iyi bir insan. Buradan saygılarımı yolluyorum. Sevgilerimi de aynı şekilde. Çok güzel bir yaşanmışlığımız vardı. Ama sonuçta insanların eşleri karşısındaki beklentileri bazen farklı olabiliyor. Ve o gelecekteki eşinin şov dünyasında olan birisi olmasından memnun değildi. Ben de bir seçim yapmak durumundaydım. Ne yazık ki ekran karşısında olmak bazen sadece yorgunluk, uykusuzluk demek olmuyor. Bazen sevdiklerinizden de vazgeçmek durumunda kalıyorsunuz. Ondan vazgeçmek durumunda kaldım. O da benden. Kendisine saygım sonsuz. Hepimiz gördük. Gayet düzgün, ne kadar tatlı geldi bu kadar cesaretle. Seni burada istedi hepimizin önünde. Evet. Ve biz sorduk çocuklar senin haberin asla yoktu. Bir tek ben biliyordum ve nasıl tutacağımı o sırrı bilemedim o gece. Çok heyecanlandım, çok destekledim sizi.
Ama şimdi seni burada isteyen biri nasıl senin şov dünyasında olmana karşı çıkar? Onu anlayamadım. Demek ki ölüme kadar değilmiş, arkana kadarmış. Aa! Ben kendisine söyledim inşallah barışırsınız diye. Aygün dedi ki buradaki zaten sadece oyun. Ama ben şuna inanıyorum. Gerçekten sevseydi bence onu anlayabilecek bir kapasitede olacağına inanıyordum. Yani bırakmamalıydı bence. Ben canlı yayından sonra apar topar onu aradım. Şey bekledim ya. Hani aşkım canlı yayından çıktın, çok zor bir şey biliyorum. Hani ama başardın, tebrik ederim seni yani. Destek olmasını bekledim. Ve beklediğimin karşılığını alamadım. Ay kıyamam sana. Ama her insanın karakteri farklıdır. Yani asla yargılamıyorum. O da onun karakteri. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ve ben daha fazla bunu konuşmak istemiyorum gerçekten. Hiç konuşmak istemiyorum. Sadece üzerimize saygısızlık olmasın diye şu an konuşuyorum. Yoksa çoktan sandalyeme geçip gitmiştim bile. Nereye gidiyorsun? Yani çünkü ben bunu konuşmak istemiyorum. Haklısın ama gerçekten bu hiçbirimizin bilgisi olmayan bir gelişme. Ve ben hani güzelliklerden bahsederken hatta bu tarz benim de sizin düğününüzü yaparız belki diyorduk. Ne kadar da güzel olur. Bir tek şey söyleyeceğim. İyi ki vaktinde bitmiş. Çünkü bazen erkekler başarılı kadınları taşıyamıyorlar. Maalesef bu bitiyor. Aygün'de bir hedefi var. İleride evlendiklerinde çocuk olduktan sonra ayrılabilirlerdi. Bence hayırlısı olmuş. Ya daha çok Aygün genç için. Çünkü Aygün bugün taşıyamıyorsa bir oyunda yarın nasıl taşıyabilecek? Evet, işte dün bunlar yaşanmıştı ve Aygün bu haldeydi. Ne oldu, var mı gelişme? Ben merak ediyorum çünkü üzüldük hepimiz biz. Ya dün gerçekten benim çok duygusal bir anımdı. Çünkü hani çok taze her şey yaşanmıştı. Ben öyle, sakın öyle anlaşılmasın, ben asla sulu göz bir insan değilim. Hayata her şey yaşanır. İnsanlar ailelerini, evlatlarını kaybediyorlar. Tamam, bu da bir gelecekti. Gelecek planıydı, olmadı. Hayatta birçok planlarımız olabilir ve bunlar tutmayabilir. Ama bu kadar çok ağlayıp üzülmeye gerek yok. Sadece ben çok gerçekten taze olduğu için bu kadar üzüldüm. Yoksa hiçbir şey için bu kadar üzülmem. Yani kendi üzüldüğüne üzüldün şu anda bu kadar aslında. Yani biraz öyle oldu. Yani çok fazla konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Peki ne oldu yani, hiç konuşmadınız mı sonra? Aradı. Kapıma geldi. Dün bütün arkadaşları sırayla Aygün affet, Aygün affet, Aygün affet. Sonra kendisi geldi kapıma, saat gecenin 11'inden sabahın 9'una kadar durmadan kapıyı çaldı. Ay, durmadan aradı. Ama yani bende şöyle bir şey var. Açmadın mı kapıyı? 10 saat kapıda mı kaldı çocuk? Evet. Açmadın kapıyı? Açmam. Yani bir kere bende bittiyse bitmiştir. Ve ben o kadar üzüldüğüm zaman o neredeydi? Yoktu. Şimdi o üzülsün, ben yokum. Orkun. Merhabalar Ebru Hanım. İyi yayınlar öncelikle. Nasılsınız? Buraya mı bağlandı? İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Kabul ediyoruz bunu ama senin için çok üzgünüz. Ben nereden ve nasıl başlayacağım açıkçası ben de bilmiyorum. Canlı'na kendimi ilk kez ifade etmeye çalışacağım. Şimdiden sürçülisan edersem kusuruma bakmayın lütfen. Ebru Hanım, ben 29 yaşında genç bir adamım. Ve benim yaşımda olup kendi bilen, yere sağlam basan her delikanlı adam 70 milyon önünde kız arkadaşına evlenme teklifi etmenin ne demek olduğunu çok iyi bilir. Bu ne demektir Ebru Hanım? Size şöyle kısaca geçiyorum hızlıca. Seviyorum demektir. Sen benim başımın tacısın demektir. Sen benim namusum ol demektir. Bu çok şey demektir Ebru Hanım. Ben bu kızı seviyorum deyip bu sevgimi herkesin gözüne sokmak kolay mıdır Ebru Hanım? Tamam, bunda hemfikiriz Orkun. Biz de çok mutlu olduk böyle bir mutluluk tablosu önünde ama evet. Ne oldu? Ebru Hanım, öncelikle sorularınızı cevap vereceğim, seve seve veririm. Birkaç cümlem var. Müsaadeniz onları kurduktan sonra sizin sorularınıza cevap vereceğim. Peki. Yani gerçekten nereden başlayacağım bilmiyorum. Hani biraz üzgünüm, biraz kırgınım ben de. Aygün'e sizin programınızda yapmış olduğum evlilik teklifi
benim için ne kadar, onun benim için ne kadar değerli olduğunun ve onu ne kadar çok sevdiğimin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum ben. Kendisi hani bu noktada nasıl düşünüyor bilemiyorum Ebru Hanım. Şunu da söylemek isterim ki ben dün izleyemedim programı. Sonuna doğru geldiğimde Aygün'den benden vazgeçti diye bir tabir duydum. Ve ona gerçekten üzüldüm. Çünkü ben böyle bir hareketten sonra 3 gün sonra vazgeçecek bir adam değilim. Ben bir ömür vazgeçmem Ebru Hanım. Ben bir ömür vazgeçmem. Evet, sabah 9'a kadar kapısındaymışsın. Peki Aygün niye senin telefonlarını açmıyor? Kapıyı niye açmıyor? Esasında zaten benim canlı yayına bağlanma sebebim Ebru Hanım. Hani alt yazılarda gerçekleri anlatacak. Ya benim tek sebebim pazartesi günü bizim aramızda yaşanan ben kaynaklı, tamamen benim sebep olduğum, aşırı tepki verdiğim bir durum var ve Aygün bunları açıkçası hak etmedi. Aygün'ü Erkan'dan mı kıskandın Orkun? Yani o, seven adam kıskanır Ebru Hanım. Seven adam kıskanır. Doğru. Ben aralarında bir şey var ya da yok ya, böyle bir güven. Ben evlenme teklif ettiğim bir insana güvenmeyecek miyim? Güven problemi olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Olmamalı. Olmamalı. Açıkçası isterseniz Aygün bana formatın değiştiğini, çift olarak çıkacaklarını söylediğinde tamam dedim, yapacak bir şey yok. Oradasın. O oyunu kurala göre oynaması gerekiyor zaten. Ama bir mizansen bir şeyle geldiğini görünce ve inanılmaz gergin bir günümdü. Ve hiç hak etmediği, sonrasında da benim de kendime yakıştıramadığım çok ağır tepkilerim oldu. Dolayısıyla önce sizin huzurunuzda kendisinden kalbini kırdığım için ve sonrasında o güzel gözlerinden akan her damla gözyaşı için çok özür diliyorum kendisinden. Devam edebiliyor muyum Ebru Hanım ben? Bunu kesebilir miyiz? Ben cevap vermek istiyorum. Ebru Hanım ben bitirdik, Aygün ben bitirdikten sonra tabii ki de istediğini söyleyebilirsin. Müsaade eder misin bana? Kuralları da öğrenmişsin, o da güzel. Efendim? Yok bir şey. Aygün, Aygün yapma. Peki sabaha kadar kapıyı çaldın, bunları mı söylemek istiyordun Orkun? Tabii ki de, tabii ki de. Ben 29 yaşında bir adamı Ebru Hanım ve benim gerçekten keşkelerim ve pişmanlıklarım yok denecek kadar azdır. Ama ben salı sabah kalktığımda İçimde o hissettiğim pişmanlık duygusunun tarifi yok. Ve Aygün'ün gerçekten hiç hak etmediği şekilde bir tepki aldı benden. Kırılmakta, kızmakta çok haklı. Ama ben ayrıldığımızı programda öğreniyorum. Üzücü olan nokta bu. Ben ciddiyetimi, ben Aygün'e ne kadar fazla değer verdiğimi 70 bin önüne çıkarak gösterdiğimi düşünüyorum zaten. Ve bu kadar basit bir şekilde, kolay bir şekilde, telafisi olmayan bir hata yokken ortada bu duruma gelmek gerçekten üzücü. Gerçekten üzücü Ebru Hanım. Pekala. Aygün, bu konuda hala ısrarcı mısın? Affetmeyecek misin? Şunu söylemek istiyorum. İzin verirse cevap vereceğim. Tabii ki, pardon. Tabii ki Aygün. Şimdi şöyle bir durum var. Yani tamam, buraya çıktı, 70 milyon karşısında evlenme teklifi etti. İyi, aferin, bravo, tebrik ederiz. Ama olay bununla bitmiyor. Çünkü tekli etmek bir dakikalık bir olay, maksimum 2-3 dakikalık bir olay. Ama bu verdiği teklifin arkasında durmak seneler gerektiren bir şeydir. Ve sen daha küçücük bir olayda kendi öfke kontrolünü sağlayamıyorsan, kusura bakma ama yarın bir gün ben belki, yani ki bu yönde hedeflerimin olduğunu bile bile sen bunu yapıyorsun. Sen de söylüyorsun, kendinle çelişiyorsun yani. Ben sana her şeyi izah etmişim zaten. Sen daha nereye öfke kontrolünü kaybediyorsun? Aygün. Hadi kaybettin. Aygün. Hadi kaybettin. Ben bundan sonrasını düşünmekle yükümlüyüm, anlatabiliyor muyum? Ve şunu da söylemek istiyorum. Yani tamam, seviyorsun. Sevmek yetmiyor. Bir yuva kurmak için sevmek yetmiyor. Ona bakarsan bak, dışarıda milyonlarca insan beni tanımıyor. Sadece beni izliyor, beni seviyor. Ama yani bir yuvayı noktada, kurmak için bir yuvayı kurmak... Bak dinlemiyorsun. Dışarıda sana hayran dinlemiyorsun. Benim bir sevgim zaten Orkun, bir tutuyorsan... Orkun sen daha dinlemiyorsun bile. O gün de aynısını yaptın. Bir yuvayı kurmak için sadece sevgi yetmiyor. Karşılıklı anlayış gerekiyor, empati gerekiyor. Peki. Sen dün gece, bir dakika, dün gece benim kapıma geldin, bir kapıyı dakika, çaldın. Bir dakika, bir dakika, hayır, bir dakika, sana bir dakika.
Bu konuyu bence evet burada size bir süre ayırdık ve konuşabilmeniz için en azından onu affeder diye belki. Çünkü ona ulaşamadığın için biz de çok üzüldük. Ama bunu tartışmak için gerçekten çok uygun bir yer değil. Bir cümle söyleyebilirim. Sizin geleceğinizle ilgili umarım bir araya gelip konuşabilirsiniz. Son cümleni dinleyeyim. Son cümlemi söyleyeceğim. Sen o kapıyı çalarken benim o apartmanda o insanlara karşı nasıl bir pozisyona düşeceğimi hiç düşünmeden o kapıyı çaldın. O yüzden bencilsin ve bencil bir insanla ben yaşamak istemiyorum. Affetmiyorsun Orkun. Hayır. Asla. Elindeki dövmeyi ne yapacaksın? O geçmiş kaldı, öyle kalır o. Peki Orkuncum, sana kolay gelsin. Bu zor bir durum gerçekten. Yani peşini bırakmayacağını düşünüyorum eğer gerçekten seviyorsan. Onun da seni sevdiğini görebiliyorum gözlerinde ama umarım bir noktada buluşursunuz. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Teşekkürler. Teşekkürler Ebru Hanım, sağ olun. Vallahi sen de çetin cevizsin yani. Sevgi tek başına hiçbir şekilde yeterli değil. Peki, hadi geç bakalım yerine. Evet, sırada Ecem ve Emre var. Şöyle bir havamız değişsin. Ah, bakıyorum, bakıyorum. Acaba ressam bu eserinde ne anlatmış bir türlü anlayamıyorum. Benim resimlerimi öyle herkes kolay kolay anlayamaz. Siz? Ben çünkü üstün sanat yapan bir ressamım. Peki, çok affedersiniz. Siz bu eserinizde ne anlatmak istemiştiniz? Ben bu eserimle... Evet. Kübizm akımındaki geometrik formları dadaist fırça vuruşlarıyla harmanlayıp bir felaket yaşayan gireyi göstermek felaket istedim. Evet, çok haklısınız. Resim tam bir felaket. Bunu küçük bir çocuk da yapabilirdi. Çocuk. Aklıma Pablo Picasso'nun bir cümlesi geldi. Şöyle demişti Picasso. Evet. Rafael gibi resim yapabilmek 4 senemi aldı. Bir çocuk gibi resim yapabilmek ise neredeyse bütün ömrümü aldı. Sanat. Buyurun eşim. Pekala, hoş geldiniz. Gerçekten güzel bir çift olmuşsunuz. Evet. İyi mi her şey? Güzel süper. Hazırlandınız mı? Ne kadar hoş renkler bu arada bizim yanımızda böyle içimiz açıldı. Evet, biz çok iyi anlaşıyoruz. Evet, belli. Onu seviyorum. Ben de onu seviyorum. Yakın evlenebiliriz yani. Evet, neden olmasın? Pekala, hemen dönelim. Yorum var mı? Cansu bir şey söylüyor. Ressamların nasıl giyindiği geçmişte ve bugüne kadarki ressamları araştırıp giyim tarzını biraz ona uygun yapmalıydım. Şu ayakkabılarını hiç beğenmedim. Sen eğlenceli bir karaktersin zaten. Dediğim gibi dün de söylemiştim, rollere girebiliyorsun çabuk. Ama giyim tarzın bir ressam için çok ama şu anda bu bir sergi açılışı. Ama sen bu resimleri yapan insansın. Ama sergi açılışı. Biz müzedeyiz. Ama sergi açılışı değil, müzedeyiz. Sergi açılışı kok değil. Açılıştayız. Açılışlarda... Ben yanlış anladım, bilmiyorum. Resimleri yapan kişi değil mi? Evet, ressam. Ama aynı şeyi söylüyoruz. Ressam için çok basit giyinmişsin. Ben bir ressamım. Nasıl giyineceğimi bu şekilde bana öğretemezsin. Ben de resim yapıyorum. Ben gerçek hayatta bir ressamım. Efendim? Gerçek hayatta bir ressamım. Birçok sergi açılışı yaptım. Her seferinde de ben sergilerimi yaptığımda... Canım, ben resim konusunda... Sen bana izin ver, 5 tane resim ismi sayamazsın. Bir saniye. Ben resim konusunda çok bilgiliyim, derecelerim var ve çok iyi resim yapıyorum. Derecelerin var, çok merak ediyorum. Resimlerini bir gün görmeyi çok isterim. Evet, yapacak bir gün yayınlar. Jüri önüne alalım. Cansu'nun bu konuda yetenekli olduğunu biliyoruz. Göreceğiz ilerleyen günlerde. Evet. Kim? Sana bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü hep bebeğim ona diyorsun. Bebek yaşında olmasam da bir kere de ben duyayım. Evet. Aa, memnuniyetle söyleyebilir miyim? Tabii. Bebeğim. Gördün mü? İşte bebek yaşı olmasa da duyuyorsun. Evet. Şahesersin hayatım. Teşekkür ederim. Hakikaten her zaman olduğu gibi çok beğendim. Çok
Çok, çok dikkatli kusur aradım ki ben altın çanta pek sevmem böyle kıyafette. Altınların da var. Evet. Biraz daha renkli bir şey almayı ama elbisen çok yakışmış. Teşekkür ederim. Sen hakikaten tam böyle ukala bir sergiye gidecek kadını çok güzel oynadın. Çok maalesef. Sen de tam ukala bir ressamsın. Çok güzel bağlamışsınız ve birbirinizle uyumunuz çok güzeldi. Ukala ressamlar böyle giyiniyor zaten yani. Onun için de çok beğendim ikinizi de hakikaten. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Emre, ben seni beğenmedim. Yani ceketinle pantolonun siyahının arasında bir ton uyumsuzluğu var. Kesin ekranda gözükmüyordur. Ama o savaşlık güzel işte. Ya ama ya ben işte ceketinin bunu kısalığı... Farkında şimdi bir ressamlar genelde... Ben şimdi kendi sergi açılışlarımda... Aha. Resim master mezunuyum her şeyden önce. Kendi sergi açılışlarımda beni hep... Yani beni tanımadan gelen insanlar beni hep buldular. Ressam siz olmalısınız. Yani bu gecenin starı sizsiniz. O senin tamamen mizacın, giyiminle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ben yani giyimini pek beğenmedim ve konsept uydurmadım. Ecem'in puanları bunlar. Ben ikinize birden veriyorum. Bir puanı kendime alıyorum. Teşekkür ederim Umut Bey. Evet. Buyurun. 10. Wow. Teşekkürler. Süper. 10 puan da benden. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Çalışıyorsunuz ve evet, gerçekten çok iyi görünüyorsunuz. Çok mersi. Hızla devam ediyoruz. Sırada Tuğba ve Egemen var. Hey 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 taksi. Bütün işlerim gitti aksi. Hey dur taksi. İlk orta fakülte. Çok eğleniyorum. İyi ki geldik hayatım ya. Evet bebeğim. Ne dedim sana? Ben buraya her sene geliyorum. Yalnız benim yarım saate çıkmam lazım. Babam saat 6'da evde ol dedi. Ne dedi? Saat 6'da evde ol dedi. Ne saçmalıyorsun sen ya? Saat 6'da ilkokul çocuğu muyuz biz? Of saçmalama Egemen. Babam arasa ben ne diyeceğim? Ya baban aradığında telefonu bana ver. Ben konuşurum onunla. Babama ne diyeceksin Egemen? Babam o telefonu kapanda paralar. Olmadı biz söz yüzüğü takarız. Ortama akarız, takılırız, gezeriz. Sen önce bir iş kur Canikom. Ya bir tanem beğenmedim işte. Takılıyoruz. Sen de dans et, takıl. Gitme hemen. Ne demek gitme ya? Benim saat 6'da evde olmam gerekiyor diyorum. Hadi çıkıp gidelim lütfen. Hayır, 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 hadi Egemen. Hemen jüri karşısına alıyorum sizi. Tuğba ve Egemen bir müzik festivaline birlikte giderlerse bu çıkmazdan nasıl çıkarlar? Gerçekten uyumlu bir çift. Ben hemen söyleyeyim mi? Ayakkabılarını hiç sevmedim Tuba. Çorabın kaçık olmasaymış keşke. Ondan tırnağım takıldı biraz önce o yüzden gitti. Tamam, okey. Seni çok beğendim. Kazağın ve kolyen harika. 9. Teşekkürler. Teşekkürler. Aynı şeyler. Ben çorabını sevdim çünkü böyle sarsaklar böyle çorabı kaçık oluyor. Ayakkabını sevmedim sadece. Oyunda sen daha başarılıydın. Sen 10'luktu, sen 9'luktun. Onun için 9 veriyorum. Teşekkürler. Egemen'in kolyesinin işaretini sevdim ama kolyenin kendisini sevmedim. 5. Ters takmışım zaten. 5. Ben Egemen'in kendisini pek sevdim. Evet. 9 puan benden de size. Egemen'in biraz kendisini daha... çok sevdim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Biraz daha güvenmeniz lazım. Hala kısık sesle konuşuyorsun, daha inanman lazım kendine. Okay. Umut'cum sen verdin. Teşekkürler. Ben verdim, verdi. 5 puan verdim. Pekala. Evet, puanlar bu şekilde yerlerini aldık. Esra ve Okan kaldı. Günün son çifti. Sizi de izleyeceğiz ama önce reklamlar efendim. Az sonra sizinleyiz. Of! Ne yapacaksın? Sen bir kere ne yapacaksın? Bu kıyafetle gidiyorsun. Yok bu hayatım, tarz benim. Hayatım ya ne yapabilirim ya? Of! Ne yapayım? Kukusu, Ebru Akeli, Sinem... Of! Heyecanlandım yani. Daha kötü oldu böyle. Ben çok sona kaldım falan. Olmadı ya. Zaten canlı yayında değil. Hadi baştan alın gelin. Madem öyle. Hadi baştan alın. Baştan alın arkadaşlar. Gayet iyi gidiyorsunuz. Çok güldüm size. Hadi başlayın bakalım. Sakat peki. Gibi yürüme ayağına Esra. Sakat. Ayağın zaten. Kayıyor zaten. Ha tamam peki. Arda ayağın kaymıyor. Ayağın burkmuş. Ha burkmuş tamam evet. Peki. Tamam oyna. Of. Sakin. Of Okan ya of. İyiydi. Neyim var? Sanki kırık. Alt üstü burkuldu. Okan ya hep senin yüzünden oldu. Arabanın zincirini yaptırmadın o yüzden oldu. Yine ne alakası var hayatım zincirle bunun? Bu havada kış lastiği var. Hem ben arabayı kullanmayacağım ki. Bak senin yüzünden of geç de kaldım. Of hayatım ya. Of gidemedim ya. Gitsen ne yapacaktın? Sanki orada yarışmacısın sen.
Bu tarz ya, benim gidecek misin bir de? Olur mu hayatım? Ebru Akel, Koko hepsi çok güzel. Bu kadar topuklular giyiyor. Ne giyseydin? Spor ayakkabıyla mı giyseydin? İyi al sana ceza. Gel şimdi buraya otur. Heh, burada of çayını ya iç. Çek kareli battaniyeni de. Of. Üst burada sabır sen. Sen nereye gideceksin? Ben işe gideceğim. Nasıl gideceksin? Ya bu kış ayında havanın ne kadar kötü şartlarda olduğunu. Bir de şunu evet eklemek istiyorum. Hani biz başka bir şey hazırlamıştık. Çok uzundu. Onu toparlayamadık. Ondan olarak dolayı son 15-20 dakikada böyle bir şey düşündük. Evet. Öyle yani, oldu hem yani. Hem toplu mesajı hiç olarak fena değil. İkiniz de çok güzel görünüyor. Üzerine çalıştığımız biraz uzundu. Toparlayamadık. Kısaltamadık onu. Bir dakika tabii olayını da bilmiyorduk. Bugün öğrendik. Evet. Yani o şekilde. Çok hızlı bir giriş oldu mecburen. Pekala. Siz jüri karşısına yani alıyorum. Çok güzel görünüyorsunuz. Onu evet. Sende sıra. Okan'ı çok beğendim. Esra da güzel olmuş. O öndeki yırtmaç var biraz. Teşekkürler. Hayatta demek ki bir laf söylemek lazımmış. Katiyen diye. En sevmediğim, kullanmadığım rengi beğeneceğim aklıma gelmezdi. Sen de müthiş durmuş. Bayıldım. O yırtmaçların evet dahil sana da bayıldım. Onun için bir puancı sadece çok konuşamadığım için veriyorum. Ama 9. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, keşke yırtmaçları olmasaymış elbisenin. 7 veriyorum ben de. Seni beğendim, pantolonun çok güzel. Ebru Hanım. Ve 8 puan da benden size. İkiniz de gerçekten çok şık ve güzelsiniz. Çok ama hikayeniz biraz daha inandırıcı olabilirdi. Teşekkürler. Yarın daha iyisini bekliyoruz. Teşekkürler. Sende sıra. Okan'ı çok beğendim. Esra da güzel olmuş. O öndeki yırtmaç var biraz. Teşekkürler. Hayatta demek ki bir laf söylemek lazımmış. Katiyen diye. En sevmediğim, kullanmadığım rengi beğeneceğim aklıma gelmezdi. Sen de müthiş durmuş. Bayıldım. O yırtmaçların evet dahil sana da bayıldım. Onun için bir puancı sadece çok konuşamadığım için veriyorum. Ama 9. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, keşke yırtmaçları olmasaymış elbisenin. 7 veriyorum ben de. Seni beğendim, pantolonun çok güzel. Ebru Hanım. Ve 8 puan da benden size. İkiniz de gerçekten çok şık ve güzelsiniz. Çok ama hikayeniz biraz daha inandırıcı olabilirdi. Teşekkürler. Yarın daha iyisini bekliyoruz. Teşekkürler. İşte fırtınalı, karla karışık bir günün daha sonuna geldik ve bugünün sonucunda en yüksek puanı alan bu tarz benim de Aygün ve Erkan çifti oldu 40 puanla ve en az puanda Selen de Barış aldı 20 puan. Ama burada her gün biliyorsunuz iniş çıkışlar söz konusu. Yarın acaba kim en yüksek puan alır ve haftayı kim öyle kapatmaya devam eder? Yarın yine sizinle olacağız. Sevgili jürime teşekkür ediyorum. Yarın bir sürpriz konuk jürimiz olacak. Gerçekten bunun için çok heyecanlıyım. Ve sevgili arkadaşlar yarın yine tarz olmaya devam edin. Ve değerli izleyenler, hayatın akışına kapılıp kendinize vakit ayırmayı ve bizi kaçırmayın diyorum. Bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Thank you.